çelişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İlk parlak sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş geldin. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Efendim hoş geldiniz. Show TV hoş geldiniz. Vazgeçme programına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün günlerden salı. Hemen hızlıca karşınızdayız. Hızlıca programa başlamak istiyorum. Canlı yayında birlikteyiz. Allah'a şükürler olsun. Burada bir anne gözümün içine bakıyor. Birazdan sizlerle tanıştıracağım. Bir evladını arıyor. Kızından haber alamıyor. Bizi her türlü konuda arayabilirsiniz. Size yardım etmek için programı yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Programı bir zamanı bir süresi var. Biz burada konuşuyoruz. Bazen çok kez programda ortaya çıkıyor ama daha sonrasında da özellikle cinayet ve diğer kayıplarla ilgili olarak biliyorsunuz emniyet jandarma da onlar da asıl yük onların omuzunda çok yoğun çalışıyorlar. İki konumuz özellikle kayıp Nuran ve kayıp Şükür'le ilgili. Hem biz çalışıyoruz ekranda sorular sorarak birçok farklı ve çelişkileri ortaya çıkartıyoruz. Bir yandan da yetkililer çalışıyor. Şu anda Nuran'dan ne haber var ne de Şükür'den haber var. Büyük bir olasılıkla maalesef ve maalesef ikisi de hayatta değil. Öyle görünüyor. İnşallah hayattadır. 15 yaşındaki Şükür ve Nuran da 35 yaşlarında. İki çocuk annesi Nuran'dan da haber yok. Arkadaşlarım telefon numaralarını sizlerle paylaşıyorlar. Bizi arayabileceğiniz telefon numaralarını öte yandan Instagram adresini de arayabilirsiniz. Ekibim hepimiz hazırız. Hemen lafı uzatmadan yayına başlayayım değil mi? Siz de merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Hemen hızlıca konuşalım sevgili Tunca Hanım. Ben hepimiz hazırız Tunca Toker'le birlikte. Necmettin Bey'le dün sizi tanıştırmıştım. Aslında Necmettin Bey bize bundan yaklaşık bir ay önce başvurmuştu. Sonra vazgeçmişti. Ondan sonra gitti ben ama bu arada anladığım kadarıyla işte kendisinden 30 yaş küçük olan Sevil Hanım'la görüşmeye bazı pazarlıklar yapmış. Çünkü kendisine hala aşık. Sevil Hanım'ın kendisine geri döneceğini düşünüyor. Digorlu sevgili Necmettin Bey Almanyalı. Daha doğrusu Almanya'da çalışmış bir işçimiz. Sevil'le hem barışmak istiyor hem de diyor ki paramı bana versin diyor. Bayağı da parasının gittiğini iddia ediyor. Sevil Hanım da bir kuaför, yaklaşık bir yıl aynı evi paylaşıyorlar. Kendisine 30 yaş küçük. Necmettin Bey 73 yaşında, bir de tekrar işte baba olmayı planlamış. Çok ilginç bir olayla karşı karşıyayız. Sevgili Necmettin Bulut İstanbul Pendik'ten yayınımıza katılıyor. Buyursunlar. Buyurun Necmettin Beyciğim. Bugün de kırmızı kravat. İyi günler efendim. Sağ olun. Hayır, yayınlar. Çok teşekkürler. Yalnız ben var ya şuna çok hasta oldum. Çok sana, güzel. Ay yok yok yok. Bak, hayır, ben şey, ama ablam, ben kullanmam ki. Ben kullanmam. Oldu, kullanmam. Çünkü, sadece bir izin verirseniz bir bakayım. Rengi çok tabii. Güzel. Kehribar mı bu? Keriben gibi bir şey. Ha, çok güzel. Çünkü ben çok şıksınız. Yani sizde de ayrı güzel duruyor. Teşekkür ederim. Sadece sizde bir ricam var. Ben Kars'tan Edirne'ye kadar bütün Türk milletine selam ve saygılarımı gönderiyorum. Tamam. Ben gurbetten çok çile çekmişim. Allah rızası için dün Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya beni arıyor. Necmettin abi, Neco abi, ben kestimene bana Neco diyorlar. Neco abi, biz senin için çok üzülüyoruz. Sen bize gelmiş demiştin, ben severek evlendim. Şu anda bana kalleşlik yaptı. Ben çok üzülüyorum. Yalnız şunu bir söyledim ona kendisine. Bütün Karslarım, benim damatlarım, abimin damatları dün de beri hep ağlıyorlar benim için. Ya o gel, sanki biz ölmüş müyüz? Sana hanım da buluruz, karı da, ama ben onu sevdim. Hala da sevgi burada var. Bence sen hala barışmak istiyorsun. Bir dakika, onu istirham edemeyim. Ben sadece ona bunu söyledim. Dedim Sevilay, Sevli. Gönüldür görmek ister. Hasretine sevgi besler. Mazideki bu izler, hayattaki filizler. Neco'nun sana baktığı bu gözler daima seni özler. Hayat sana şen olsun, kalbine neşe dolsun. Ömür boyunca bu kelimem sizde hatıra olsun dedim. Teşekkürler ederim. Vay, bu güzel sözleri Sevil'e söylediniz mi? Vallahi ona söyledim. Ne şarkılar, ne güzellikler onu yaşattırdım. Ben onu söz veriyorum. Dedim bak, geçen bana dedi ki benim hanıma
nispet yaptı. Hanım şekeri var. Hanım dediniz ondan aslında ayrılmışsınız. Ayrılmışım ama o da imam nikahlı. O da imam nikahlı. Ama iki tane kanım olmaz. Bak yanlış öyle deme. Bana öyle deme. İki imam nikahı olmaz. Bak rica ederim bizde dört tane var İslamiyet'te. Bak bir şey söyleyeceğim. Eğer öyle dersen ben seninle silahları değiştiririm. Tamam özür dilerim. Hayır lütfen lütfen. Ben o bana mı söyledi? Evdeki hanım, çarşıdaki hanım, oradaki hanım, buradaki hanım olmaz. Şimdi o Almanya'da. Olmaz yani. Öyle ayrı. Tamam. Tamam mı? Ama ben bununla evlendim. Yani bununla dedim nikahımı yapayım. Ondan ayrıldığını biliyorum ben. Ayrıldım. Heh, tamam. Nikahı bana verdi dediniz. Tamam. Almanya'ya götüreceğim. Geçen gün de yazı götürdüm. Ya, sevgili mi Almanya'ya götüreceksin? Tabii. Dedi ben Almanya'ya geleceğim. Ben geçen gün... Dur bir şey söyleyeyim. Çok dolu olduğunu biliyorum. Daha oturmadım, başlayamadım. Bir dakika bir dakika gel ya. Dedim, lütfen şöyle otur bir başlayacağım. Sen merak etme çok dolu olduğunu biliyorum. Necmettin abiciğim bir bekle otur canımın içi. Otur tatlım benim. Allah çok dolu olduğunu biliyorum. Ama bana öyle bu aşk bak, bir şey söyleyeceğim. Bana dört hanım falan deme. Ben o zaman çok sinirleniyorum. Bana deme. Yani olmaması lazım. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Biz cumhuriyetle yönetiliyoruz. Aynen, tamam mı? Biz cumhuriyetle yönetiliyoruz. Aynen. Ve o dönemler geçti yani. Geçti, kabile geçti, dönemleri. Evet. Kabile dönemleri geçti. O zamanki o zamanki koşullar ve farklıydı. Onlar saygım var. Tabii ki annemiz var. Biz de annemiz bizi büyüttü. Tamam. O dönemki koşullar ve şartlar farklıydı. Biz şimdi 20. yüzyılda yaşıyoruz. Her şey çok farklı. Ve burası hiçbir zaman unutmayın. Laik bir ülke ve biz Türkiye Cumhuriyetiyiz. Saygım var. Tabii. Tamam canım benim. Evet. Tamam. Yani şimdi arz alışmış öyle. Biz Anadolu'da yaşadığımız için Tamam. Ama o hanıma da yani neyse ona gireceğiz. Şimdi burada bir hanımefendi var. Onun gözümün içine bakıyor. Çok üzgün. Ondan bir bahsetmek istiyorum. Sevgili Emine Hanımcığım, hoş geldiniz. Çok da geçmiş olsun. Mikrofon verelim kendisine, tamam. Ben bahsedince belki konuşmak isterseniz mikrofon sizde kalsın. Şimdi sevgili hanım, Emine Hanımcığım, o güzel gözleriniz ne olur üzülmesin, ağlamasın. Çünkü Emine Hanım 68 yaşında. Antalya'dan yayınımıza katılıyor. 46 yaşındaki kızı Esengül Kayalı 3 Şubat'tan beri kayıpmış sevgili izleyiciler. Esengül 25 yıllık evliymiş. Doğru mu? Emine teyzeciğim. 3 çocuk annesiymiş. Eşi Mehmet Ali ile arası çok iyi değilmiş. Fiziksel ve psikolojik şiddet görüyormuş annesinin dediğine göre. Esengül Burdur'a eşinin hasta halasının yanına gitmiş ama görümcesi Esengül'ü para bile vermeden göndermiş. Aynen. Esengül oradan dönerken otogardaki kamera görüntülerine göre sevgili vazgeçme izleyicileri iki kadınla tanışıyor ve Antalya'ya dönmek yerine Isparta'ya bilet alıyor. Emine Hanım, kadınlar alıyor. Kadınlar alıyor. Onun parası yok. Parası yok çünkü. Hiçbir şey yok. Kimse para vermiyor Esengül'e. Evet. 17 gündür de kızından haber alamıyor. Evet. Kocasıyla arası da çok iyi değilmiş. İyi değil. Bir kızına seslenir misin? Evet. 17 gündür evladından haber alamıyor. Esengül bize hiç dayanamaz. Peki şu kamera senin bir tanem. Esengül. Bak o kamerayı kızına bir seslen. Esengül sen bana hiç dayanamazdın. Hele babana hiç. Neredeyse gel. Biz hiç dayanamıyoruz. Çocuklar durmuyor. Çocuklar diyor anne annemi bul gel. Bak senin kızın polislik okuyor. Gel. Hiç aramadı mı sizi? Hiç sormuyor mu? Yok. Hiçbir haber yok mu? Telefonları açık. Isparta'ya iki kadın ona bilet alıyor ve Isparta'ya gittiği söyleniyor. Evet telefonları açık ama hiçbir şekilde irtibat kuramıyorlar. Kuramıyor. Ya kocası peki? Psikoloji de bozuk yani. Neden? Psikoloji bozuk çünkü kocası onu bıraktı gitti. İki sene gelmedi. Ah yazık. İki yıl gelmeyince o psikolojini bozdu. Ben dul dedirtmem, ben kendimi başka kocaya gitmem. Ama çocuklarıma yazık. Kimse bakamaz diye. Ama kendisine bu kadar kötü davranıyorsa niye peki kahrını i̇şte çekmiş? İşte ne yaptıysak vazgeçe. Bir diyor evet boşanacağım. Bir de diyor ben kocamı seviyorum. Tamam biz sevgili Ispartalılar ya da sevgili Antalyalılar. Bucak'tan gidiyor. Bucak'tan evet, Bucak'ta gidiyor. Evet. Esengül'ü görenler. Ben Esengül'le kendim gittim ilgili... kamera görüntülerini hep aldım. Tamam ben bir anons edeyim. Esengül'le ilgili bilgisi olanlar ya da haber alanlar, tanışanlar ya da şu anda yanındaysa Esengül ya da Esengül'cüm sana ulaşmaya çalışıyoruz. Ekibim seni arıyor. İnşallah Esengül'ü annesiyle eğer isterse sonra da kocasıyla buluşturacağız. Sizin ihbarlarınızı bekliyoruz. Esengül'ün bir fotoğrafı var. Başka bir tane de görüntüsü varsa lütfen şu anda başka bir fotoğrafı daha Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme. Instagram'a koyabilir misiniz? Ve gelelim Necmettin abiciğime. Necmettin abicim.
duyuyorsunuz beni. Tabii ben gayet bant yapıştırdım. Biliyor musun? Kulaklık çıkıyor. Çıkıyor ben hemen. Ya bant Alman üstünü yaptım. Kendim yapıştırdım tabii o bandı. Tabii. İzleyiciye bunları gösterelim mi? Evet. Şöyle dön Necmettin abiciğim. Şöyle bir bant yapıştırmış ki kulaklık çıkmasın, diye de mi iyi duysun. Dün konuştuklarımızı hatırlayalım. Aynen. Beni iyi duy, sana güzel sorular soracağım. Teşekkür ederim. Dünkü konuştuklarımızı bir hatırlayalım. Niye bize geldi? Ne istiyor? Hala Sevil aşıkmış. Dünü bir hatırlayalım lütfen. Evet. Dünyayı gördüm. Ben bu kadına aşık oldum bacım. Bayağı aşık oldum. Aşık oldum. Sevil Hanım'ın evlilik vaadiyle kendisini dolandırdığını söylüyor. Necmettin Bey 73 yaşında, Sevil Hanım ondan 30 yaş küçük. Dedin Necmettin Bey sen benim hoşuma gittin. Buyurun. Dedim bir yerde istirahat edelim. Dedi otele gidelim. Bir otelde birliktelik yaşıyorlar. Bu birliktelikten sonra 70 yaşındasın ama maşallah gençlere taş çıkartıyorsun gibi bir ifadesi olmuş hanımefendinin. Aynen öyle. Ben Fransa, Hollanda, Belçika'yı gezdim. Dünyayı gördüm. Ben bu kadına aşık oldum bacım. Bayağı aşık oldunuz. Aşık oldum. Çocuk yapmak istedi mi? Ben çocuk yapmak istedi. Sonra onu götürdüm doktora. Aha. Şeyi çağırdı. Dedi tamam. Çocuk yapacağız diye çocuk sizi yapacağız, inandırdı tabii. Yani. Dedi ne de ben de kız çocuğu istiyorum dedim. İnşallah dedim. Ben para gönderiyordum ona. Bankada para alırken Sevil parayı aldı, bana geri geliyor ya. Aha. Bana ben bir baktım. Aa sana geri mi geliyor? Aha ben uyandım. Ben dedim bu beni dolandırıyor. 1900 euro gönderdim. 1800-1900. Burada da 11 bin euro verdim kendisine, elde evi tutacak, dayıp döşecek. Tamam. 300 bin lira Türk parasını verdim. Ona 6 tane çeyrek verdim. Sizden 30 yaş küçük. Param için seviyor anneciğim, diye düşünmediniz mi? Ben aşı ben dinlemiyorum. Seni sevdim. Bak orada yazıyor. Sevgimden ziyade saygım var. Ortak sen, arkadaşınız Lale'nin evine gidiyorlar. Bizim kankan. Ha. Necmettin abiyle İmam Nikali evlidir. Mehmet diyor ne? Mehmet diyor ki Sevil sen niye demiyorsun ben Necmettin Bulut'la evliyim? Hı hı. Yani İmam Nikali. Alakası yok. Onu kim dedi? Kabul etmiyor sizle birlikte olduğunu. Hiç kabul etmiyor. Hiç hepsi inkar ediyor. Mehmet beni uyandırdıktan sonra uyandım. Size bir senet verdi. 11 bin euroluk bir senet verdi. Hem alıcı hem satıcı o. Ben de itimat ettim. Sahte. Ama bu arada senette sahte çıkmış. Barışmak istiyorum. Çocuk yapacak mısınız? Evet. Digorlu Necmettin amcacığım, amca demeyeyim de abi diyeyim. Amca abiydi tabii ben abi. Abi genç, kendini amca genç. Amca de benim için fark etmez. Necmettin benim abicim, ruhum abi gençtir. Yok Necmettin abicim diyeyim. Evet, şimdi benim Almanya'da benim dayılarım Almanya işçi olarak gittiler ve orada çalıştılar. Evet. Buraya döndüler. İki tane dayım vefat etti. Allah Muhittin Allah dayıma var ya, ikizi kadar benziyorsunuz. Allah razı olsun. Ya, o kadar dayıma Allah rahmet eylesin. Allah size uzun ömürler versin. Hangi sevdi şehirdeydi? Köln'deydi onlar. Köln'de. Ben evet. Görmüşümdür muhakkak. Kız kardeşim de Nürnberg'de şu anda yaşıyor. Onlar dolayısıyla orada gurbette neler yaşadığınızı çok iyi biliyorum. Ne yani bu mal varlığınızı nelerle, nasıl yaptığınızı, ne zahmetlerle yaptığınızı çok iyi biliyorum. Ama ben şunu anlamıyorum. Siz 73 yaşındasınız ve sizden 30 yaş küçük bir kadınla bir araya gelmek, ona aşık olmak ya da onu sevmek sizi korkutmadı mı, endişelendirmedi mi? 30 yaş küçük. Demin siz bir daha söyleyeceğim size. Bir şey konuşacağım. Almanya'da onu söyleyeyim, hemen ona geçeceğim. Ben 450 bin euro kendi dayılarımın sülalesine para gönderdim. Bak, bonkörsünüz. Ben hiç kimseye evimin kapısını açanı geri çevirmedim. Ya soy isimler vermeyelim. Yani isimler, arkadaşlarınıza yani, soralım. Dilerim. Bütün Almanya'da ben 10 sene 6 sene görev yaptım. Adalet Bakanlığı'nda. Almanya'da, Düsseldorf'ta. Peki bir şey söyleyeceğim. Anladım, o parayı da çok zor elde etmişsiniz ama siz biraz bu 73 yaşında artık Sevil Hanım'la karşı karşıya gelince... Ben... Dur bir dakika. Acaba biraz paranıza mı güvendiniz? Ben paraya güvenmem. Kendi gücüme, kendi delikanlıma güvendim. Ha. Para benim için önemli değil bacım. Ya Sevil'i nasıl etkilediniz? Ben sana söyleyeyim bak. Parayla mı? Bak bir söyleyeyim bunu. Ben Almanya'da iş adamı oldum. Ben 10 kişi yanında çalışıyor. 10 tane kamyon benim mahallede oturdum. 4 katlı evim var. 5 tane kiracım var. Hı. Ben orada 5 sene görev yaptım Adalet Bakanlığı'nda. Peki siz bu kadar paranız olduğunuzu bana anlattığınız gibi Sevil'e anlattınız mı? Ben önce bir söyleyeyim. Ha. Ona geleceğim. Şimdi tamam. Ben dedim Sevil Ay, bak ben 10 kişi yanında çalıştım. Ben bütün şeyimi göndereyim size. Almanya'da ne iş yaptığımı, sebze meyve üzerinde çalışıyorum. Bana niye anlatıyorsunuz kendinizi bu kadar? Ben yani onlar da duysun. O da ben... Kim duysun? Başka kadınlar mı duysun? Sevil değil.
Zaten ben size söyleyeceğim. Benim taliplerim çıksa ben hemen sizin yanınızda evleneceğim. Onun yanında ben anladım ya. Ben onda vazgeçtim. Bir böyle şey yapıyorsunuz. Kendinizi övüyorsunuz. Yok övme değil. Hayır özür dilerim bunu söylediğim için. Ben, daha doğrusu yaşadıklarınızı anlatıyorsunuz. Bunu eğer Sevil olmasa başkası talibim ben çıksın talibim mı diyor. Ben talibim çıksa ben hemen evlenirim. Ben ama zaten... bir şey söyleyeyim. Benim programım o program değil. Ben evlilik programı yapmıyorum. Özür dilerim. Mesela öyle. Yani evlenirsen evlenirsin. Şimdi ben, lütfen ben inşallah ben... Şimdi ben dedim Sevil Ay. Ben 5 sene Adalet Bakanlığı'nda görev yaptım. Yani korumacıydık yaptım. Ben baktım hale gittim. Sebze meyve işi veriyor. Ben onlara geçtim. 10 kişi yandı. Allah'a şükür Türkiye Cumhuriyeti bugün federal Almanya'da duysun beni. Size kurban olurum. Türk milleti. Siz %80'i biz işvereniz. Almanya'da. Türkiye tamam. Cumhuriyet ya bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey, biz şu anda Sevin'le aranızda ne yaşandı? Ben siyaset, diyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben Habertürk'te olsaydı siyaset programı yapsaydım bir Alman'da yaşayan bir Türk vatandaşı olarak neler yaşıyorsun bana anlat. Şimdi sen bana niye geldin? Ama ben ona anlattım. Dedim ben çalıştım. Benim sorum şuydu Necmettin Beyciğim. Sorum şuydu. 30 yaşındaki bir, siz 73 yaşındasınız. Evet. Allah çok dinsiniz, amin, sağlıklısınız. Amin. Allah, Allah size uzun ömürler versin. Amin, siz 30 yaş küçük bir kadına bunları da anlattınız mı? Yani korkmadınız mı? Bu kadın benden 30 yaş küçük. Benim param için mi seviyor demediniz mi? Ben dedim, bak dedi bana ne dedi biliyor musun? Onu diyecektim. Dedi Necmettin, onları boş ver. Ben dedim Almanya'da evim var. Dedi ben seni senin hal ve hareketini sevdim. Sen beşinci adamsın. Özür dilerim. Ben beşinciyim. Beşinci dedi, eşisiniz onun. Beşinci eşiyim. Hepsini, onların eşyalarını hepsi çöpe attı. Şimdi herhalde benim de eşyalarım çöpe attı. Çünkü Mehmet'in dediği gibi. o marka bir tane bulmuş o parayı. A'dan Z'ye Mehmet'i bağlayın. O A'da Z'ye onun hayatını biliyor. Yani diyorsunuz ki Necmettin Beyciğim onu anlamaya çalışıyoruz. Yani aşkın yaşı yok diyorsunuz öyle ben mi? Ben onu diyeceğim. Dedi Necmettin ben dedim bak sen benden 30 yaş küçüksün. 32 yaş hatta dedim. Necmettin dedi aşkın yaşı yok. Ben seni seviyorum. Hadi canım öyle mi dedi? Vallahi billahi böyle dedi. Ben ona yemekler yapıyordum. Onun dükkanını temizlik yapıyordum. Ben çok titiz bir kuaför insan. Kuaför çünkü. Arka tarafta kıllar, pislikler de ben temizliyordum. O pencereleri bir gittim. Simsiyah ben her şeyi tuttum. Eldiven giydim. Onlara camına kadar her şeyi tertemiz yaptım. Geldi sarıldı. Necum benim. Ay. Böyle olması lazım güzelim. Sen burada yapıyorsun ama bu pislik içinde de bunu hep mikrop. Ben izninizle ben böyle vazgeçme izleyicisiyle sevgili izleyicilerimle konuşmayı çok seviyorum. Evet. Onlara bazen sorular soruyorum. Onlar da sağ olsunlar yanıt veriyorlar evet. bana. Sevgili izleyiciler ne dersiniz? Sevgili vazgeçme izleyicileri canlarım benim. Sizce aşkın yaşı var mı yok mu? 73 yaşındaki bir kişi kendisinden 30 yaş küçük bir kişiyle birlikte olursa bu bir aşk mıdır? Necmettin Bey'e göre aşk olabilir de Sevil Hanım'a göre aşk mıdır? Kadına göre aşk mıdır acaba? Evet. Ne dersiniz yani? Bir kadın 73 yaşında kendisinden 30 yaş büyük bir insanı parası için mi sever? Yoksa aslında gerçekten aşık mı olmuştur? Bu para içindir. Sevil Hanım para için? Tabii. Ben ama bilmiyorum. Ama size demiş ki vücudunuz... Kandırdı. Kandırdı beni sizi. Beni kandırmaya sonra ben dedim. Mehmet bana dedi ki Necmettin abi bu kadın hep bana da öyle dedi. En sonunda dedi ki zaten bana dedi ben Mehmet ise 2,5 tırnık. Önce seviyorum diyorsa tırmık gibi elleri mi dedi, tırnıklara benziyor dedi. Tövbe böyle, dedi onun hareketiydi. Dedi böyle yürüyor. Dedi sen böyle yürüyorsun. Allah Allah. O dedi o böyle ben onu... parasını 2,5 trilyon parasını Mehmet'in hortumlamış. En sonunda dikkat edin. Sizden sonraki sevgilisi mi? Yok, önceki. 2,5 milyon parasını tabii mi? Mehmet onu bağla telefona. Bak ben size SS göndermişim. O babasıyla konuşuyor. Babası diyor ki o kızımı Dur Necmettin Beyciğim, sevgili izleyiciler Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye bu sorunun yanıtını verebilirsiniz. Size az önce sorduğum sorunun yanıtını. Şimdi sizin çocuklarınız kaç yaşında? Siz şöyle ben bir kez daha hatırlatayım. Bir evlilik yapıyorsunuz. 1969 yılında Safure Hanım'la evleniyorsunuz. 10 yıl evli kalıyorsunuz. 2 çocuğunuz oluyor. Sonrasında 2000 yılında
sevgili Huriye Hanım'la evleniyorsunuz. 19 yıl evli kalıyorsunuz. Evet. Çocuğunuz olmuyor. Evet, olmuyor. Çocuğunuz olmuyor. Sonrasında hanımefendiyle ayrılıyorsunuz çocuk meselesi yüzünden. Sonrasında Sevil Hanım'la hayatınızı birleştirmek istiyorsunuz. Evet. Çünkü amacınız aslında, bir şey soracağım. Sevil'le bir araya gelmekteki amacınız sizin. Çocuk sahibi olmak vallahi mı? Vallahi çocuk sahibi. Sadece o maç sadece mı? Sadece çocuk için. Ve onu beraber güzel yaşamak, sonra da o da benim hoşuma gitti. Hani bu güzel de kadın aslında güzel, Sevil. Güzel kadın. Kendine bakan insan. Evet. Şimdi ben bayanlara saygı, bayan hanımlar annelerimdir. Annemin kucağında ben büyüdüm. 4 yaşından ben yetim kaldım. Anasını, annem hep beni büyüttü. Ben annenin kokusu hala burnumun dibindedir. Ben anneleri severim. Hanımlara hepsi saygı, sevgim var. Yalnız Sevila Hanım beni kalbimde çaldı. Ama bu kalleşliği yaptığı için ben onda soğudum. Akşam başımı buraya koydum. Ben dün dedim ki ben onunla barışacağım, barışmayacağım. Benim vazgeçtim bugün. Benim paramı, benim malımı versin. Sepeti koluna, herkes yoluna. Peki sizin çocuklarınız kaç yaşında? Benim çocuğum birisi 1977 doğumlu. Birisi, hı hı, 79 doğumlu. Yani biri 47 yaşında, biri 45 yaşında. Öyle bir şey. Yani Sevil Hanım onlardan küçük. Sevil Hanım onlar da küçük. Peki bu çocuklarınızdan küçük olması normal mi? Ben normal görmüyorum ama o beni buldu, ben de onu buldum. Neydi? Nesrin, hı hı, Hanım bana buldu. O dedi ya sevdi, nedir, aşkın sınırı yok. Ben çocuklarım da söyledim ona. Dedi Necmettin ben seni seviyorum. Ölüme kadar ben seninle beraber olacağım. Necmettin Beyciğim 73 yaşındasınız. Evet. Bunu ısrarla şu anlamda söylüyorum. Evet. Ya abla ben sizin için... Hayır, özür dilerim. Çünkü görmüşsünüz, geçirmişsiniz. İzin verin ben sorumu tamamlayayım. Tamam. Yanlış anlaşılmayayım. Tamam, ben sizi de üzmek istemiyorum ama... şimdi 70, yani Almanya'da yaşamışsınız. Birçok şey görmüşsünüz. Yani herhalde 73 bayağı bir şeyiniz vardır. Yaşadıklarınız vardır yani. Şimdi siz bu kez Sevil'de bile bile lades demişsiniz. Yani aslında şimdi... Şey, sizden kaç yaş küçük? Huriye Hanım 59 yaşında. Ha. Kaç yaş küçük? Aranızda kaç yaş fark var? İşte hesabını siz yapın. Siz yapın arkadaşlar, sevgili izi. 14 yaş. İkinci eşinizle 14 yaş fark var. İlk eşinizle... Yani özür dilerim. Bak ben şimdi... Bile bile lades olmuş. Ama bir dakikanızıysa ben esas 55 doğumluyum. Ben 14 yaşında cezaevine girdim. İlk hanımımı, benim yaşımı abim büyüttü beni evlendirmek için. Ben çocuk koğuşundaydım. Ay, 73 yaşında değil misiniz siz? Ben esas 55 doğumluyum. Benim yaşımı kaç yaşında büyüttüler. Oluyor Gökhan? 55 doğumlu. Matematiği size bırakıyorum. 69 oluyor. Öyle yani. Şimdi, ben 70 olmadım diyorsunuz. Yok ya, ben ya insan belli yani şeyde, harekette. Yani ben şu anda o yaştayım. 69 yaşındayım. Şimdi şöyle Sevil Hanım'ı tanıyanlar, lütfen ihbarlarınızı bekliyorum. Şimdi Sevil Hanım'ın bazı görüntüleri var, videoları var. Onu ekranlara getireceğim. Evet. O videoyu aynı anda Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmeye blursuz olarak koyacak arkadaşlarım. Evet. Hemen oradan da blursuz olarak bakabilirsiniz Sevil, evet, Hanım'ın paylaştığı videolara. Buyurun önce ekranlarda, sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede. Evet. Videoları arkadaşlar Sevil Hanım'ın. Tanıyanlar, bilenler, duyanlar. Çünkü ben aslında bir şey söyleyeceğim. Söyleyin. Sadece Necmetin, ben buraya çıktım. Bütün Türk milleti uyansın. Bu kadın sırf erkekleri için, dün akşam düşünün, sırf para için. Şimdi Mehmet dedi ki dün bana, dedi o şimdi bir paralı adam bulmuş. Türk milleti uyansın, bu kadınla beraber olmasınlar. Bak size söylüyorum. Başka bir erkeği kandırdığını. Başka bir erkeği, bir insanı kandırmasın yine. O öyle bir şeytan ki, bak 3 film birde çeviriyordu. Ben Almanya'da, Mehmet Türkiye'de, öbürü de... Bir daha mı var? Bak Mehmet burada. Mehmet Türkiye'deki Şirin sevgilisi. Ben Almanya'da Pendik'te onun çok ağır bir iddia. Babasının, oğlanın babası da eve almış. Bak resim var bende. Bir de onunla film çeviriyor. Bana diyor ki Necmettin, kalbine bir şey gelmesin. Onun ayağı kırılmış, kırılmış. Benim evimde, senin evin zaten bir buçuk odadır. Sevil dedim, sen nasıl o adamı eve alıyorsun? Dur önce şu kendi Sevil'in kendi videolarından bahsediyorum. Sonra bir ev videosu var, onu gireceğiz ama önce kendi videoları bir ekranlara gelsin lütfen. Evet, gelsin. Buyurun. Ne kadar?
800 kişi. Bu TikTok'taki görüntüleri, sosyal medyadaki görüntüleri. Ne yapıyor, ne çekiyor? TikTok'ta mı, TikTok'tan mı, nedir TikTok, o? TikTok. TikTok'unuz var mı? Var, var değil mi? Bayılacağım ben yani. Ben o işleri bilmiyorum. Birisi bana bildirdi. Ben o işleri bilmiyorum. Hani bazen şeyleri de ben onu verdim. Bir bayan Pendik'te onun resmini oraya verdi. Ben üzüldüm. Tekrar oğlu dedi ki abi onu çağır, ben çağırdım. Arkadaşlar hanımefendinin videosu da var ama onu koymamışsınız. Videosu da var ama şu görüntüyü bir daha dönelim lütfen. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye de koyduk arkadaşlar. Lütfen sevgili izleyiciler, arkadaşlarım koydu oraya değil mi? Koydunuz arkadaşlar, sizin koydular. Tanıyorsanız Sevil Hanım'la bilginiz varsa, çünkü iddiasına göre Necmettin Bey ve diğer sevgilisi Mehmet Bey'in de iddiasına göre insanları işte yaşı belli Mustafa bir... Bey'in eve almış. Mustafa onu, eski kocası. Eski kocasını eve alırken öte yandan Necmettin Bey'i idare ediyor. Necmettin Bey iddiasına göre bir de Mehmet Bey'le birlikte oluyor. Mehmet Bey'in 2,5 milyon parası gidiyor TL. Evet. Yani eskiye göre 2,5 trilyon. Sizin ne kadar paranız gitti? 11 bin euro, 300 Türk parası, 6 tane çeyrek, bir tane yarım. Şimdi ben doğru yani, anladım değil mi? Ben doğru anlamışım. 800 milyon yapıyor. 300 bin TL. Evet. 11 bin euro, euro. Avro, euro. Ayrı ya, ayrı. Ayrı. Arkadaşlar bayağı bir paradan bahsediyoruz. Bir de dekontlar var. Ayrı da göndermişim. Onun dışında para. Dekontlar var. Size gösterdim, göndermişim herhalde size. Evet, 650. 1800 lira toplam. Altın da aldınız mı kendisine? 6 tane yarım, bir tane bir tane 6 tane çeyrek, bir tane yarım. 6 çeyrek, bir yarım altın. Şu altınların görüntüleri de bir ekranlara gelsin lütfen, paylaşalım. Onu böyle koluna koymuş. Evet, buyurun altın görüntüleri. Bayağı para vermişsin. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun fotoğrafını siz mi çektiniz? 6 tane çeyrek. Tabii ben diyorum. Niye sizden 6 tane çeyrek istedi? Bana dedi ki Necmettin, ben benim boynum boş, gerdanlığım boş. Bak yazmış, göndermiş bana. Ben size göndereyim isterse. Tamam, o yazışmaları sonra vereceğiz. Siz anlatın. Gerdanlıklarım boş. Ha. Ben de onu gittim, aldım, götürdüm, verdim. 6 tane çeyrekten gerdanlık yapsın diye. O da götürmüş. Ne yaptıysa bilmiyorum. 6 tane verdim, bir tane yarım götürdüm. Biliyorum, evet. Evet. Anacığımı söyleyeyim, o da ne yaptıysa bilmiyorum. Sonunda inkar etti. Ben malımı istiyorum, paramı istiyorum, ben onda vazgeçiyorum. Elinizde ne yazıyor? Elinizin içine bir şey yazmışsınız. Ben dedim hatırlayayım diye. İnci bu Nesrin Hanım. Evet. Ben bana buldu. Yani buluşturan, işte buluşturan sizi, kadın. Sizi bir araya getiren bir araya Nesrin. Getirin. Nesrin Hanım. Nesrin. Başka ne yazdınız? Burada da yazmış, hep ne alakası var? Hep ne alakası var? Ben onu evde yakalamışım Mehmet'le beraber. Demişim ona, sen niye bana böyle böyle yaptın? Ne alakası var? Ben onunla ilişki kurmadım ki. Ulan adam diyor ben sende adam zehir kadar. Bunu niye elinize yazdınız? Ya ben unutuyorum ya. Hani ben burada hatırlayayım. Şimdi ben unutkan ya. O beni aldı. Ben 375 tane telefon numarası ben kafada bilen insandım. Şimdi unutuyor musunuz? Ben hepsini unuttum. Bu kadın beni alt üst etmiş. Ezbere biliyordunuz 375. Ben 375 tane bizim köy Alemköy, Almanya, Fransa, Hollanda beş kafada söylüyordum. Şimdi ben her şeyi kaybettim. Bu kadın beni alt üst etmiş. Yani bu da 2 hafta 4 sefer onun dükkanına gittim. Hanımefendi, Allah'ta korkuyorum. O kadar sizi unutkan da yaptı yani. Tabii beni unutkan yaptı. Abla ben şimdi başımı sabaha kadar yatmadım. Hep onu düşünüyorum. Nasıl yapayım? Nesini düşünüyorsunuz? Ben onun benim nasıl sevdiğimi, benim nasıl her şeyi yaptığını, hal ve hareketini, ama ben inanmıyorum diyorum, nasıl gitti başkasına böyle başını... Siz sizi sevdiğini düşündünüz gerçekten. Bu kadar da para verdiysem seni seviyorum, vücudunu seviyorum, kokunu seviyorum diye... Yemin ederim öyledir. İnandınız yani. Bana Allah aşkına inandım. Ben ve gerçekten size aşık oldunuz. Tabii. Siz aşık oldunuz mu? Vallahi aşık oldum. Yemin ederim Allah'a, şimdi 50 tane bak. Siz anladığım kadarıyla sizin duygularınız samimi. Benim duygularım hakikaten samimi. Nesini sevdiniz sevgili? Ben onun kokusunu, temizliğini, giyinişini, özür dilerim, sen de benim bacım senin gibi hep böyle her gün temiz giyinirdi. Ben de onun elbiseleri ütülerdim. Ben ütülücüyüm. Ben Almanya'da da hep akşam ütüye giderdim. Birisine yardım ederdim.
dayımın dükkanı vardı. Böyle sizin gibi tertemiz giyiniyordu. Güzel güzel. Ben de seviniyordum. Benim koluma girerdi. Burada Başakşehir'de güzel bir ben onun yerini unuttum. Yani böyle güzel bir kıyafetler de aldınız. Siz ne kadar para harcadınız? Kıyafetleri en lüks kıyafetleri aldı ben. Ne kadar kıyafetler ayrıca para harcadınız? Ben onu harcadım. Hiç hakkı yok, hesabı yok. Aha. Allah'tan bulsun. Benim o dediğim paralarımı versin. Dur, şöyle karşıdan görelim birbirimizi. Evet. Benim paramı versin. Sepeti koluna, herkes yoluna, bir gün paranızı size geri versin. Benim paramı, malımı ne götürmüşse o yazdıklarımı versin. Diğerleri de ona zehir zukum olsun. Ben helal etmiyorum. Eğer onun vicdanı varsa. Peki bir şey söyleyeceğim. Necmettin Mecim. O evde çıkmış. O evde çıkmış 5. bölümde, bölgede çıkmış, başka bir ev tutmuş. Benim paramla değer döşemiş. Şimdi o ev şöyle güzel Necmettin'ciyim diye çektiği video var. Onu da bir ekranlara getirelim. Ha, o evi tutmuş. Bir izleyelim ben lütfen. Ben de gizli. Her şeyi belgelemişsiniz siz de maşallah yani. Evet. Tam böyle Alman ekolü disipliniyle Allah böyle. Ben her şeyi çekerim. Bak, bugün. Ama bir şey söyleyeyim. Siz bu kadar her şeyi belgelediyseniz siz biraz şüphelenmişsiniz. Ya ben onu zaten o hani parayı... Dedi ya, ha sana geri mi geliyor Sevil? Özden parayı geri aldı, bana geri geliyor o bankada. Ha. Ha böyle etti, bana böyle etti. Bir de gözlerini ya, hani o şeyleri yapıyorlar ya. Ha hani resimde var ya. Ha sana geri mi gel? Aha ben onu emojin, ha o emojini gönder. Emojin, ha. Ay şu ev videosu gelsin. Mi, ay Necmettin Beyciğim ya. Ben Ercümeli Pistocuğunu bilmiyorum. Ben böyle direkt giderim, ben parama bakarım, çalışan insanım. Çok güzel yani. Neyse ekranlara gelsin evet. O şey ev videosu lütfen. Instagram'a da koyalım şimdi hemen. Buyurun lütfen, önü buyursunlar. Bütün al... O kendi de görsün. O da benim gibi çok titiz. Canım bak ev böyle. Sen buraları yeni yaptırmış. Temiz yani. Bir önceki eve göre çok iyi. Ben bu evi beğendim. Artı dükkana çok yakın. İki durak falan sanırım. Gözler tanımın. Bu şekilde canım. Gayet güzel temiz. Banyoyu yeni yaptırmış ev sahibi. Şu an ışık olmadığı için karanlık. Burada çocuk odası. Yani şurada tamamen bir sorun var. Güzel anne efendim konuşuyoruz. Bu şekilde yani. Önceki baktığımız evlere göre gayet güzel, temiz. Beğendim ben burayı. Sen de bir değerlendirirsin. Bu şekilde. Necmettin Beyciğim, size bu videoyu gönderdikten sonra eve eşyalar alınması için sizden ne kadar para istedi? Ben önce de vermiştim 300 bin lira. Ben 300 buraya gittim, bin lira. O tarihte o eve gitti de önce para vermiştim. Tekrar gittim orada 500 avro gönderdim. Ben geldim. Bu evi göstermek için komşuncuya gitti. Hı. Yağmur yağıyordu. O tarihte adam dedi isterse gel de, o dedim hanım görmüş yeter. Ben de gittim. Yeni nikah kıyıyorlar bu arada aslında. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre gerçek eşi değil de ben hukuken yani, söylemek zorundayım. Hukuken eşiniz değil yani. Yani imam nikahlıydı yani. Gönülden evlisiniz de ama gönülden evliyiz. Şimdi ben gittim göre hatta değil. Ben onu da çekip size göndereyim. Ben Pendik'te mobilyacıya gittim. Ben dedim hanım sen bunları beğeniyorsun, ona da gönderdim onları. Hı hı. O da dedi ki tamam Necmettin sen ne istiyorsan öyle yap. Ondan sonra... Peki evin kirasını da siz mi veriyordunuz? Ben dedim tabii ben vereceğim dedim. Vereceğim. Verdiniz mi, ödediniz yok, mi? Yok daha ödemedik. O arada biz birbirimizden koptuk. Ha, Mehmet'i öğrendiniz, her şeyi Mehmet'i öğrendiniz. Mehmet'i öğrendikten sonra bir baktım bu benim hanımlık yapmaz. Bu beni böyle aldatmış. Ben kafamı koydum yastığa. Geldim dükkana. Dükkana gelmeden önce o gece ben dedim Sevilay sen niye bu kadar böyle beni kandırdın, ne aldattın, niye aldattın beni? Peki Necmettin Bey ile Sevil Hanım'ın beraber yaşayacakları evin görüntülerini arkadaşlarım şimdi Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koydular. Şimdi kayıp kadınlarımız var, onları arayacağız bir yandan da, merak ediyorum Giresunlu Nuran'ı. Siz bir Sevil Hanım'a bir seslenir misiniz? Benim canım yandı, ben dolandırıldım, başka insanlar dolandırılmasın diye bize aynen geldi. Öyle. Ama dün de demişti ki aşığım, buluşmak istiyorum, ben seviyorum. Ben düşündüm taşındım olmuyor çünkü olmuyor. Artık vicdanım kabul etmiyor. Bence hala aşıksınız. Millet... Bak bir şey söyleyeyim, bence hala aşıksınız. Ama aşığım işi oyun barına basacağım. Tamam. Seslenir misiniz Sevil Hanım? Hay kameraman arkadaşım. İki ne oldu bak elini kaldırdı. Sevil Hanım. Hı, ben mi? Sevil Hanım lütfen gel. Buluşalım, konuşalım. Allah rızası için
Bunda 4-5 gün önce geldim dükkana. Ben dedim al bunları oku, sana yazı yazmışım, vermişim. Gel anlaşalım. Senin vicdanın varsa gelip anlaşalım, benim paramı ver. Sepeti koluna, herkes yoluna. Sen dedin ki bende vicdan vicdan yok, defol git. Sen bunu bana deyince ben alt üst oluyorum ama seni yüce Allah'a teslim ediyorum. Rica ediyorum, buyurun gelin konuşalım, tartışalım bacımın huzurunda. Ne varsa birbirimize, bir de belki de helallaşırız. Tamam, buyurun Necmettin Bey'ciğim. Evet. Sizi dışarı alayım. Bu arada ben Sevil Hanım'a seslenmek istiyorum. Sevil Hanımcığım, ben şimdi Necmettin Bey'i dinliyorum ama bir de bir kadın olarak sizi dinlemek istiyorum. Erkekler bana kızıyorlar. Daha çok kadınlardan yana pozisyon alıyorsun diye. Onları daha çok destekliyorsun. Pozitif ayrımcılık yapıyorsun. Bu kadın mezarlığına dönmüş bir memlekette bir de kadınları da biraz koruyalım değil mi? Lütfen yani biraz da ayrımcılığı yapalım. Bunu yaptığım için de kendimle gurur duyuyorum. Hiçbir şey diyemem. Kusura bakmayın erkekler şey yani. Söyle hele. Peki erkeklerin hakkı nerede olacak? Bu beni dolandırdığı kim benim hakkımı verecek? O hukuki hakkım başka ama bu memlekette kadınlar maalesef çok tabii, eziliyor. Tabii tabii cancı yerimizdir bayanlar hep zarar bakar. İnşallah inşallah tamam, öyle. Inşallah. Bakalım Sevil Hanım dolayısıyla ben sizi de dinlemek istiyorum. Tek taraflı yayın yapmak istemiyorum. Kaçmanıza saklanmanıza gerek yok. Ekibim bugün geldi. Kaçıyorsunuz ve saklanıyorsunuz. Saklanmanıza ve kaçmanıza gerek yok. Eğer gerçekten onların iddiasına göre bir zengin erkek avcısı değilseniz, onlar diyorlar tırnak içinde, bütün gerçekleri konuşalım sizinle beraber. Ve sevgili Nurhan'ı arayalım şimdi. Aslında 15 yaşındaki Şükür'de olduğu gibi burada da yani hayatta olmayan bir kadın aradığımızı düşünüyorum. Maalesef ve maalesef. Önce annesi Suzan gelsin. Çünkü Nurhan daha çok kayınvalidesinden dertte. Kayınvalide de bugün canlı yayında olacak birazdan. Karşılıklı neler olacak merak ediyorum. Yeter Hanım canlı yayında olacak. Suzan Hanım önce sen gel. Seni bir alayım lütfen. Suzan Hanım bize öyle şeyler anlattı ki çok şaşırdım ya. Haber müdürüm seninle konuştu da. Hı. Kayınvalidesiyle baya baya problemliymiş. Ya anlattığını anlatayım. Ben yalan söylemiyorum. Yalan söyleyemem çünkü. Onu anlatılanlar söyledim tamam, ben. Tamam en başa otur lütfen. Savaş gelsin. Savaş da arasın. İlkinde. Annemin iyiydi diyor. Savaş gelir misin İlk lütfen? Başta... Nurhan'ın kocası. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ ol, çok teşekkürler. Oturun sen oraya hemen. Hemen anneni yayına alayım lütfen Yeter Hanım. Ona soracağım çok şeyler var çünkü. Başka şeyler öğrendim. Yeter Hanım merhabalar, bir göreyim ben sizi. Giresun'da biliyorsunuz Boncuk Çukur köyünde Güce'ye bağlı. Merhaba. 11 Haziran tarihinde, 2021 tarihinde ortalıklarda yok. Ondan beri maalesef haber alamıyoruz. Şimdi savaşın da sabrı tükeniyor ama bu kadar 2,5 yıl boyunca beklemişsiniz. Tamam mı sizler? Şimdi biz çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Evet. Onu daha sonra. Şimdi değil arkadaşlar. Ben Yeter Hanım'ı bir alayım lütfen. O diğer şeyde. Karıştırdınız onu. Yeter Hanım'ı bir alayım ben önce. Yeter Hanım'ı göreyim. Savaş'ın annesini. Hazır değil mi Yeter Hanım? Ha. Yeter Hanımcığım merhabalar canım. Merhaba. Hayırlı günler Gizem abla. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ben önce şunu merak ediyorum. Sizin gelinin kaybolduğu 2,5 yıl önceki o geceyi çok merak ediyorum. Boncuk Çukur köyündesiniz. Oğlunuz yaylada, savaş yaylada. Siz evde iki tane torununuz, gelininiz, kaybolan gelininiz ve eşinizle birlikte kalıyorsunuz. Şimdi Yeter Hanım yani o gece Nurhan o gece yemek yedikten sonra odaya giderken yemeği beraber yediniz değil mi siz? Nurhan'la. Beraberydik, hep beraberydik. Yani hiçbir şey yoktu ki. Bir sorun tamam, yoktu tamam. Üstünde hangi kıyafetler vardı? Ne giymişti üstüne? Ya üstünde bir... Nasıl penye vardı bilmiyorum. Penyesi vardı. Hı. Bir yeleği vardı. Yeleğini de işte gösterdiler telefonda. Yok yok ben şeyden, o gün yemek yediniz ya işte. Sizin söyleyecekleriniz benim için çok önemli. He. O gece sizin gelinin üzerindeki kıyafetler neydi? Başında ne renk bir yazma vardı? Ne renk bir hırka vardı? Ne renk bir tişört vardı? Etek ne vardı? Elbise mi giymişti? Bir bana anlatır mısınız lütfen? Elbise zaten hava sıcağıdı. Penyes. Renklerini unuttum şimdi. Bunların rengini 2,5 sene olmuş. Ben aklımda tutup duramam ki onu. Yelek vardı, penye zaten vardı. Yeterince sorunum var benim başımda. Tamam, etek giymişti bir de. Değil mi? Şal var mı, etek mi? Etek. Etek giymişti. Eteği vardı işte. Tamam.
Peki siz daha sonra gece bir yarısı çocuklar uyanınca, daha doğrusu çocukların ağlamasıyla uyanıyorsunuz ve oraya doğru gidiyorsunuz. Odaya bakıyorsunuz. Çocuklar ağlıyor. Evet. Alttan anahtarı veriyor size kız, torun. Şimdi bir çanta bırakmış mıydı orada? İki tane çanta olduğu söyleniyor. O çantalar odanın neresinde duruyordu? Gelinin çantaları da odadaymış o akşam. Ya şey, çamaşır çantasını gördüm zaten. Bir şey vardı, kırmızı bir çanta vardı ufak. Hı. İçinde bezi vardı, çocuğun bezi vardı, bir çocuk falanı vardı. Hı hı. Öyle önemli bir şeysi yoktu yani. Artık yerden yardımımız mı, çantayı mı boşaltmadıydı? Çanta nerede duruyordu? Bir daha bana söyler misiniz? Özür dilerim. Bir mesaj geldi, bir bilgi geldi bana bu olayla ilgili. Neredeydi çanta? Bir daha bana söyler misiniz lütfen? Odanın neresindeydi? Çantası abi Murat abilere gösterdiğim ceketin üstündeydi. Hı. Ceketin üstündeydi. Evet, o da ceketin üstündeydi çantası. Çocuklar nerede yatıyordu? İçinde karşı bir şey yapmakta ben öyle önemli bir şeysi yoktu zaten içinde onun. Yatağı açmış mıydı peki? Yani uyumak için yatağını açmış mıydı? Yatağını ben attırdım, ben yanımda attı yatağını. Ondan sonra kızım dedim üstüne bir de yatağı at dedim ona. Yok ana dedi. Yeter baba dedi. Gerek yok dedi. Peki siz dediniz ki az önce. Hiç yani bir şey. Bak yeleği vardı. Yeleği de gösterdiler dedin. Bizim o çantayı açtığında gösterdiğimiz yelek. O gece gelinin üzerindeki yelek miydi? O gün günüzün önemliydi o yelek. Ha. O demek ki çantanın içindeydi, doğru günüzün mu? Günüzün gezegen o yelek elindeydi. Gel o gün bizim çantadan bulup, geçen gün çantayı gösterdik ki arkadaşlar onun DSF'sini hazırla, var mı elinize bir bulun bakalım. O çanta, bir çanta vardı ya, eşinin çantaların içinden malzemeleri çıkardık ya Savaş. Orada bir tane yelek, işte o gün üzerinde olan yelekti diyor senin annen. Peki Savaş, senin eşin gece giydiğinde, yani gecelik mi giyer, ne giyer, neyle uyur? Yani eteğini çıkartı yatar. Hı. Üzerine bir gecelik falan giyer yok, mi? Yok, kolay kolay giymez. Ha, gecelik falan giymez. Çünkü yani normalde işte insan eşinin neyle yattığını bilir yani. Yok biliyorum da söylemem burada yani. Hani gecelik giymez yani. Ha, gecelik giymez yani. Aynen. Peki sen söyle, ben basacağız ona. Arkadaşlar basma basın. Ya, buradakiler de duymasın. Neden ki? Onlar da duymasınlar. Tabii ki. Havada sıcak ya, olduğu için. Birebir de söylerim de sıkıntı yok. Birebir söylerim yani. O zaman gel bana söyle lütfen. Yok, gel söyle. Allah. Ben bir öğrenmek istiyorum. Önemli çünkü her bir kıyafet. Anladım. Peki yani o gece gelinin yatarken üzerinde olan kıyafeti, siz odaya girdiğinizde geceliği ya da o kıyafeti yatarken uyurken o kıyafetini çıkarmış mıydı? Orada mıydı kıyafeti Fatma Hanım? Ya kızım abla, odaya girdi. Odaya girdi, ben kapıyı attım zaten, taha uğramadım. Nasıl yattı? Üstündeyle mi yattı? Değiştirdim, orayı bilmiyorum ben. Şimdi bak, yeleğini o şeyin içinde bırakmış. Adam takip edip adam şey yapmak şeyimden değilim ben hiç. Ama bak bir şey söyleyeceğim canım benim. Bak canım benim. Şey çok önemli. Senin gelin o gece. O gece hangi kıyafetle evden kaçtı? Ya da gerçekten kaçtı mı? Üzerinde en son olan kıyafetler çok çok önemli. O yüzden ben sana bu soruları sana soruyorum. Durup dururken ben sana bu soruları sormuyorum. Yeter Hanımcığım. Şimdi o yelek o gün üzerinde olan yeleği çıkartmış. Şimdi Savaş'ın söylediği gece yatarken üzerinde olan... Ya bu yeleği çıkartmışım. Tamam. Şimdi o geceliklerle, Savaş'ın söylediği kıyafetlerle, yani ben ona gecelik diyeyim. Tamam mı? Onlarla kaçamayacağına göre. Evet. Onlar evde yoklar değil mi Savaş? Gecelikleri de evde yok. Yok abla, zaten eteğini giymiştir. Başka bir şey yapmaz ki. Bir etek var giymek için. Yeleğini çıkarmış. Yeleğini çıkarmış. Bilemem ben onu. Ben yoktum zaten. Ha? Gündüz çıkarmıştı diyorum, ben bilemem, ben yoktum. Bu kız kaçarken yeleğini niye o zaman çıkardı? Başka yeleği yok mu abla? Evde eksik kıyafeti var mı bu kızın? İşte hatırlayamıyorum abla. Hatta bir eşarba aklıma geldi. Ha? Ben Bursa'da biladere söyledim, şu eşarbına bak bakayım dedim, evde mi dedim. Evdeymiş yani, o da evde. Bursa'da yani. Hatırlayamıyorum. Hayır. Hatırladığım bir eşarp vardı. Bir pembe bir eşarp vardı düz. Bursa'daymış o yani. Peki Yeter Hanım, o altındaki eteği var ya, o eteği. Eteği de odada bırakmış mı, çıkarmış mı? Gündüz giydiği eteği. Yeleği çıkartmış, koymuş eve. Eteği bırakmış mı? Yok, elinde o gün, elindeki peynirli,
penyesiyle etekli yok. Onun aynı böyle gitmişek seyyat yok onlar. Ha, o penyeyle yeleği ölçüsü çıkartıp... Ölçüsü de zaten camdan... Ha, söyle. Ölçüsü de zaten camın önüne düşmüştü çocuğun kavuğuyla. Onu da o jandarmalar baktılar, şey yaptılar, önüme koklattılar, bir şeyler ettiler. O zaman da ne oldu bilmiyorum o ölçüyü de. Ölçüyü de görmüyorum, tabii örtü yok. Yarı kollu bir şeydi. Ya siz zaten uyuyorsunuz. Örtüsü orada düşüyorsa örtüsüz mü gitti bu kız? Başörtüsünü niye oraya bıraksın? Normalde örtülü bir hatun. Niye örtüsünü o yerde bıraksın? Normal mi? Yeter hanım. Evet, oradan inip çıkarken de... Oradan inip çıkarken düşürdü mü, ne etti bilmiyorum işte. Ya ama bu kız örtülü bir kız. Yere düşürdü ben diyelim. Bu... Örtüsünü başına örtmeyecek kadar aceleye acelesi vardı. Siz evde bir tartışma mı yaşadınız? Hayır, öyle bir şey olmadı. Ya o zaman zaten biz uyumuştuk ya, öyle hiçbir şey yoktu. Ama bir şey söyleyeceğim, can hıraş gitmiş, başörtüsü hiç bile aşağı tartışma, inmiş. Tartışma, bir şey yok. Çocukları götürmek gibi amacı da yok. O öyle bir şey de yok yani. Çocukların ayakkabılarını bir hazırlık yok. Çünkü bak valiz bile doğru düzgün valiz yapmamış. Valizde bir çamaşırı yok, bir şey yok. Ablo zaten Bursa'dan gelme valiz ki, onu o hani... Öyle düşünen bile mantıksız düşünce. Ya kaçmaya hazırlanan, kaçmak isteyen yapmamış bir insan yani. Yapmamış ya. Yapmamış. Çanta mantı hazırlanmazı bir şey yok. Ya annen diyor ki çanta var diyor. Annen yok, söylüyor bunu o canım. O gelen çanta bak. Bu elindeki örme çantası vardı. Bir de o yaylaya git geldi çantaya. Hani ya anne, bebek çantası ya yeter hanım. Geldiğinde boşaltmasa bilemem. Yok. Kızım abla ben öyle demek istemedim bak. Ne dedin? Yaylıdan getirdi çocukların çocuğun bezi vardı içinde. Bebeğini vardı. Bir çocuk falan vardı beyazlı. Yani olur olmaz bir şeyler vardı. O da önemli bir şey ya, benim anladığım kadarıyla Nurhan vardı. O evden kaçtıysa ve gittiyse sanki böyle canını kurtarmak istercesine başörtünü bile umursamak ister mi? İstercesine bir acelesi varmış tamam yani. Tamam abla, sorunuza karşı ben de bir soru sorayım o zaman. Ha, ne acelesi i̇lk, var? İlk gittiğinde hiçbir şey almadan gitmiş. Ne hiçbir şey almamış üstüne. İkinci gittiğinde sığınma evine gittiğinde yine hiçbir şey almamış. Neden almamış o zaman? Kafada var işte var. Anlamıyoruz kafada... bunu. Kafada mı var, kafada mı var? Niye eşya sen almamış yani? Sen dışarıdan gelirken belki dışarıdan bak insan, bak. Başım kesecek zaman başka zaman gitmiyordum. Ablacığım başörtüsünü hiç eşya almamış eşya. Başörtüsüz ya, kaçtı başörtü mı? Başörtü gitti eşya niye almıyor? Başörtüsüz eşin kaçtı mı senin hiç? Ya, tamam da eşya almamış diyorum ben başörtüsüz ama. Eşin kaçtı mı ya, kaçmadı mı? Düşmüştür ben karanlıkta bulamamıştır o zaman. Ama örtülü bir hatun başörtüsünü tamam, takmaz örtülü, mı? Tamam örtülü hatun da. Ne işi var başörtüsünün orada? İki kere gitti bunda ne eşya almadı o zaman? Ama bu kez 2,5 yıldır yok ya. Ablacığım bilemem. Bir hazırlık yapar, bir şey ya, yapar yani. Ablamı konuşurum, ben net konuşacağım bugün. Şey, çok sinirlendim artık ama. Ha. Net konuşacağım. Ben de net konuşacağım. Ne, söyle ne, söyle yeter hanım, yeter. Ablamı konuştum da. Söyle yeter hanım. Kızım abla, hı. Zaten o camın önüne indiği zaman, cama ellenmiş, o zaman kız jandarmalar hep baktı, gördü onun ayak izlerini. O kadar çıkmak istemiş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Orada bir ayak izi nasıl, var. Çıkamamış. O ya ayak izleri. Çocuklar almak için uğraştı orada. Ya orada bir ayak izi vardı. O ayak izi gerçekten Nurhan'a mı ait değil mi? Ayrı bir inceleme daha yapılıyor. Ben size o kadar bir bilgiyi vereyim yani. Ha, tamam mı? O ayak izi senin geline mi ait? Savaş'ın karısına mı ait bir ortaya çıkacak yani ayak izleri. Tamam sen rahat ol yani. Sen bana şunu söyle. Siz Bursa'da Nurhan'la birlikte yaşadınız mı? Üste kader yaşarken siz Nurhan'la mı yaşadınız? Evet yani. Bir dakika bekle. Nurhan kızım abla bak şimdi sana söyleyeceğim ben. Söyle. Ya biz 2,5 sene mi 3 sene mi hep birlikte yaşadık bak. Kimle yaşadın? Nurhan'la mı yaşadın? Ne kaçtın ne göçtün. Evet ama... hepimiz bir evde yaşadık orada at katta. Peki Nurhan, neden kaderin evinde adam... yaşamadın da kaderin evinde yaşamadın da neden Nurhan'ın yanında yaşadın Yeter Hanım? İşte bak. Bak orayı sana söyleyeceğim şimdi kızım. Buyur. Abla bak söyleyeceğim ben sana. Söyle. Bu kızı istekendik biz. Kızı istekendik. Kemal hısımım dedi bana, ben dedi bunu dedi kendi başına kendi haline vermem dedi. Bunun başında dedi uslu olması lazım dedi bak. Öyle mi? Yani tanıyıp bilmiyor orayı diye yani dedi. Şuraya hiçbir yere gedemez diye öyle demek istedi yani. Ya sen gibi sen süre... uydur boyuna sen öyle yanına değil. Çok uydur yalanlar boyuna. Uydurmayayım uydurmayayım. Sen abi böyle ben şimdi habire geldim benim ha kendi başıma ben sen buraya nereye sen gidebilirim ben de aklım başımda. Deli değilim de kendi başıma gidebiliyor muyum şuraya İstanbul'dayım şura. Ben bir yeri bilmiyorum. Bu eğitine kadar öğret dedi sağ. Ondan bak. Sonra... Ben bir kelime kullandım geçen gün size. Bakın bak. Konuşsunlar, anneler konuşsunlar. Yalan da söyle, iftira olur. Kızımı ne ettiysen sizin ettiniz, bak. Sene. Sizin evinizde oldu, ne olduysa benim kızımın ölüsü, dirisi... Dur, Nurhan'ın bir şeysi yoktu da. Öldüyse... Yaylıya sen de, yaylıya sen de, sizden çıkacak, bu şey sizden çıkacak, emir.
babası sen, kaynatası Savaş. Bunlar çıkacak. Bana bak, bana Suzan. Tamam, yeter Hanım konuşsun. Gitti. Yeter Hanım konuşsun. Yeter Hanım. Suzan, şunu... Suzan sağdırmadın. Bak ne dedim bana bak. Bana hiçbir şey anlatma. Beni bak. Değil, benim çocuğumu öyle anlatmayacaksın bak. Baktın ağzın gözlü yer almışsın. Bana ne dedin aklıma. Başka konuşsun. Bir şey bilmem. Da... Adali, yüce adalet bak, inşallah tecelli edecek bunu. Suzan Hanımcığım bir konuşsun ama o akşam yanında dedi. Yani bir şekilde karı koca öldürmekle suçluyorsunuz. Bir konuşsun Yeter Hanım da ya. Yeter Hanımcığım o gece... Ne oldu nasıl? Da gelin evden kaçmaya çalıştı? Sen biliyorsun diyor. Buyur. Ya o gece ne oldu? Hiçbir evde dövüş, kavga, kuykudu, hiçbir şey olmadı. Senden gizlesem yaradan Allah biliyor. Hiçbir şeyimiz yoktu. Zaten köye geldiğinde de hiçbir şey yoktu. İhirdik, öyle şey yoktu. Bu benim beni yakan 2,5-3 sene Bursa'da durduk hep birlik bir arada. Hiçbir şeyimiz yoktu. Bir sene yaylaya getirdim bunu. İndi değişti. Ondan sonra anası, ablası. Yeter Hanım. Sen üşüğü geldiğin yanında niye durmuyorsun da burada duruyorsun? Yeter Hanım bir dakika. Üşüğü geldiğin yanında niye durmuyorsun da burada duruyorsun? Bu niye değişti peki? Suzan niye değişti? Suzan bana Hanımcığım. Sen geldiğinde en ilkeli öyle sen demedin mi? Bize böyle böyle dedi. Kaynatasına, kızım kaynatasına dedi ki bıktım sizden de, yandım sizden. Defolup gitmeden gitmediniz başımdan diye. Bunu sen anlatmadın mı bana? İstememiş ben de, sizi. He, ben sen anlatmadın bunlar mı bunu bana? Ondan sonra ben de anlat, kızım bak. Gelince dedim, sorarım ben kızıma dedim, bakayım dedim. Bunu böyle konuşmayacaktı bu saatten sonra. Dur sana, bir dakika Yeter Hanım. Yeter Hanım, Yeter Hanım. Biraz da tabii şeyle konuş, ya Giresun o şeyle konuştuğunuz için ben daha öncesinde Suzan Hanım'la konuştuğumuz için anlaşılması için izninizle ben söyleyeceğim. Suzan Hanımcığım bir dakika lütfen. Peki, şimdi şunu söylemiş Nuran. Sen de lütfen duy. Şunu söylemiş Yeter Hanım. Şimdi siz 2,5 yıl boyunca onunla kalınca artık sizinle aynı yerde kalmak istememiş. Evde o kadar çok sıkışmış ki ben bıktım. Ev çok dar. Sandıkların üstünde yürüyorum resmen. Bana çok eziyet ediyorlar. Çok bunalıyorum artık. Benle birlikte kalmasını istemiyorum kayınvalidemin, kayınpederimin demiş. Ama siz orada kalmaya 2,5 yıl boyunca devam etmişsiniz. Ki üst katta mı alt katta mı sizin diğer gelin kader oturduğu halde kaderin yanına gitmemişsiniz. Savaş'la Nuran'la beraber yaşamışsınız. Yaşamaya eziyet etmeye devam etmişsiniz. Nuran hep böyle anlatıyormuş. Buyurun. Biz onların ikisini de üstüne yık olmak istemedik. Biz zaten baştan Alıhan konuştuk. Hem de benim annem ya. Nasıl bir köye yayacağım. Hayır hayır bak annen anne. Nuran'ın anlattıklarını söylüyorum. Nuran'ın anlattıklarını. Benim ailem sonuçta. İkisi de rahat inan dursun. Peki hayır senle niye abinle niye yaşamıyor senin annen sürekli senle yaşıyor? Benim annem babam ben istiyorsam benim yanımda kalacak ya. Sen mi istedin onlar mı kaldılar? Ben istiyorum ben. Neden peki? Annem babam şu şey etti. Niye abin istemiyor annem babam? Ben nasıl sahip çıktıysam eşime de onlara aynı şekilde çıkar. Peki abin niye sahip çıkmıyor? Sahip çıkmaya dedim ben istedim ya. Hayır şunu anlamıyorum. Aynı bir dakika Suzan Hanımcığım. Aynı binadasınız ya. Üst katta mı? Kader ya oturuyor. Ablacığım tamam. Kaderin yanına niye gidip yakın? İnsan bak... kimin yanında rahat ediyorsa onun yanında kalır. Heh bana onu söyle işte. Bu da var. Demek, ya demek ki kaderin yanında rahat edemediler. Rahat edemedi ya. Kimin yanında rahat ediyorsa onun yanında rahat ediyor. Ama senin eşin sadece Suzan'a söylememiş. Biz onun başka insanlarla da konuştuk. Tamam söyleyebilir abla bunu. Biz ben çek bir şey ediyoruz bak Savaş. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi Suzan bana bir şey söylediğin zaman hem ona inanmıyoruz. Sen bize bir şey söylediğin zaman sana da inanmıyoruz. İnanma çek abla ediyoruz. Zaten hiçbirine. Ben Nuran'ın, bak Nuran'ın başka akrabalarına falan söylediklerini biliyorum. Hatta Yeter Hanım ne yapmış biliyor musun? Bak başka birine demiş ki Yeter Hanım siz Nuran'a zorla küçük bebek mi bilmiyorum büyük mü zorla bebeği emzirmeye çalışmışsınız. Kızın bütün memeleri yarı olmuş. Yani meme sürekli yarı olmuş. Yani bunu artık yani meme kelimesini kullanıyorum ama yani artık buna da bir şey olacak değil. Onu kim söylese çıkarsınız da ya. O dönemde doğum dikişlerinden dolayı sıkıntı yaşamış canı çok acımış. Yani kızı emzir diye böyle eziyet edecek kadar Nuran'a baskı yaptınız mı? Yeter Hanım yaptınız hayır. mı? Hayır. Yok hayır yapmadı kızım abla bak. O hastaneden getirdim onu yanına. Ben hastanede yanında ben vardım onu getirdim eve. Kızım dedim çocuğu emdireyim. Emdirmiyor. Ben bilmiyordum. Allah biliyor. Üstünde yaradan Allah biliyor. Biliyor Allah inşallah. Dikişi varmış. Dikişi olduğunu bilmiyordum. Nasıl dikişi olduğunu bilmiyordun? Nerede dikişi varmış? Ondan sonra dikişi olduğunu bilmiyordum. Sonra öğrendim onu. Bizden görümcem vardı ben. Kız Nuran dedi sen dikişli misin nasıl dedi sen niye dedi sezaryen değil dedi. Şey, normal doğum da bak, dikişi vardı bu kadar bir sorun bir dakika Yeter Hanım Yeter Hanım bir dakika söyle Savaş sezaryen değil abla normal doğum da ama dikişi var dikişi var evet abla peki annen yani o sırada emzir yok, diye baskı yok abla şöyle bir şey var orada mesela memeleri yarı olmuş ya ablacığım orada çalışanlar da dahil olsun çok ağrısı varmış annen de dikişli olduğunu bilmiyormuş
annemden sürekli ilaç istiyormuş. Hani hap ağrı kesici, ağrı kesici, ağrı kesici. Annem hatta o gün acısına dayanamayıp yani. Bunu söyleyen kimse ya, bir şey söyleyeceğim çıkar ya. Abla. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu iftiraya takip et, çıkaracaksın abla. Bunlar ama bir şey söyleyeceğim. Bu bak bu olay senin evinde, senin evinde olmuş. Şu bak, konuşmamışsın ben net konuşacağım bu abla. Bu senin evinde olmuş bu olay. Ne konuşsan konuşsana. Annen konuşsun konuşsun ben net konuşacağım sana. Ben yeter hanımın şunu sormak istiyorum. Çok gülüyorum ben bunu o zaman gel. Başka bir şey demiyorum. Bitti. Sen çok bilirdin. Gelip baksaydın kızım. Niye bakmadın? Bu da haklı. Bak, ben ötekine geldim. Gitti. Hangi doğumda geldin? Öteki niye konuşmuyor onu? O niye demiyor? Onun da kaynanası gitti baktı. Benim çünkü aklı başında bir insan buranın durumunu biliyor. Bildiği için onun yanına kaçaya gittim bu kızımın yanına. Aha onu da verdim. O niye konuşmuyor bunu ya? Bunu tabii, şey değil. Anne kız biliyor çünkü. Bunu öyle hasta diye başladın. Bunu böyle dolduruyorlar. Boşuna başladın. Anlamam. Ya hakkınız yoktu. Benim çocuğumu siz ne ettiysen siz ahladınız. Bir dakika. Sizin Suzan eviniz Hanım. Oldu. Amcası Emir. Suzan'cığım. Savaş. Celal. Getel. Benim çocuğumun katili. Oradan çıkacak. Artık öldürdüklerini düşünüyorsun. Öldürülerse. Ne diyeyim? Sen yaptın. Öldürülerse sen. Değil. Ders söylesin ona göre sen ben de konuşacağım. Yeter ama sen de öldürürsün. Savaşın çıkmadı o zaman. Az kaldı ben konuşacağım. Bekle annemim konuşsun da. Birazdan konuş. Unutma da. Bir de bir bekle ben Yeter Hanım'a bir şeyler sormak istiyorum. Çok ya. Tamam. Yeter Hanımcığım şimdi sen şimdi dikişleri varsa bir gelinin bunu kayınpedere söyleyemeyebilir. Ama sen onun sonuçta kadınsın. Dikişlerim var bu kadar emziremiyorum diye sana söylemedi mi hiç Nuran? Söylemedi. Ne hastanede bir şey söyledi bana ne evde bir şey söyledi. Benim bir şey de bana. Ya da ki utanıyor. Yeter Hanım bir konuşsun ya. Hiçbir şey söylemedi bana. Yani... Bak bir şey söyleyeceğim. Yani çok hiçbir şey söylemedi. Onun acılar çektiğini bile bile ısrarla eziyet edip çocuğu emzirmesini istemişsiniz. Hayır yalan söylüyor. Ya sizden bak bir şey söyleyeyim. Sığınlar, biz bunların bazılarını da... Ailece istiyordu. Ben yine veriyordum. Kıyamıyordum hep. Bak biz bunları... Zorlandı. Canım benim biz bunları sığınma evindeki arkadaşlarına da sorduk. Onlara da sizden çok şikayetçi olmuş. Yani Suzan değil yani. Hadi açıklayayım kaynağımı da. Sığınma evindeki arkadaşı... da seni anlatmış. Senden bayağı bir çektiğini söylemiş. Bana eziyet ediyor demiş. 2,5 yıldır aynı evde yaşıyoruz. Çok daraldım. Çok evde küçücük demiş. Benim yani tabii ki annelerimize babalarımıza bakacağız bak. Tamam mı? Ben çok kıymetli. Kesinlikle öyle. Ama sonuçta abi de varsa biraz yerine de gideceksin. Onlara da biraz soluk aldıracaksın yani. Ben demiyorum ki niye annene babana bakacaksın. Ama 2,5 yıl boyunca adeta hayatı dar etmişsiniz Nuran'a. Şeydeki arkadaş öyle söylüyor. Sığınma evindeki arkadaşı. Peki, o... Değil bir şey dakika değil, soru değil, sordum ama ben. Göçmedi de. Ama Yeter Hanım yanıt versin. Evet Yeter Hanım. Söyle Yeter Hanım. Biz oradayken kaçmadı da biz buraya geldiğinden sonra tek başına kaldı o zaman niye kaçmaya başladı? Aynen ben de tam onu söyleyecektim. Sığınma şey ilk kaçtığında bile annemden yoktu ki yanımızda. İlgine, biz oradayken kaçmayalım. Ama o zaman da şimdi sen uygunu yedin işte. O zaman niye kaçmadı? O zaman da senden korkacak. Yeter Hanım'ı sen seni aramıyor bak. Sen ne dedin? Sığınma evinden geldikten sonra ana konuşma. Telefonla paralel yaptım dedin. Senin telefonuna kız beni aramıyor. Bir süredir biz arıyorduk. Torun onu aramıyordu. Senin kızın yanına gelmiyor muydu onun? Neye de geliyordu? Sema gelmedi mi yanına Nuran'ın? Sema geliyordu. Ben öyle bir şey yapmasam niye söylemedi? Savaş bana şiddet durdu. Söyleyemez. Sen yalan konuşturma söyleyemez. Ya. Söyleyemez. Niye söylesin? Niye söyleyemezsin? Söyleyemiyor. İşte şiddetten dolayı söyleyemez. Bir üç kaysa yanına kaldı. Sen neden söyleyemedi? Söyleme dediyse ne söyledi? Savaş. Oraya tüpü çıkaracağım. Sığınma evinden gittikten sonra değil. Daha ilk kaçtıktan sonra gidip kayınvalidenin evinde kalıyor Nuran. Hatta sen de kalıyorsun. Zamanı karıştırmış. Evet, evet. Sığınma evinden sonra gitmemişsiniz gelmedi, oraya. Gelmedi. Sığınma evinden sonra gelmedi. İlk kaçtıktan sonra gidiyorsunuz. Bir buçuk ay kaldı yanında. Ama uzun sende kaldın 15 gün ta. Ben sonradan geldim. O zamanıydı işte. O zaman kaldı zaten. Tamam netleşeceğim abla. O zaman kaldı zaten. Ama ben Yeter Hanım'la. Sığınmanın geldikten sonra dedin sen. Sığınmanın geldikten sonra Suzan köye gelmediyiz. Ya Suzan Hanım bir şey söyleyeceğim. En son Yeter Hanım'ın yanındayım. Tamam, müsaade et evet. De bir şeyler sorayım ya. Evet evet. Yeter Hanım'ı katil olmakla suçluyorsun. Yani katillerin de konuşmaya hakkı vardı. Öyle bir şey olduğu için söylemiyorum ama bir kendini savusun kadıncağız ya. Yeter Hanımcığım. Siz gelini eziyet ettiniz mi etmediniz mi? Niye Nuran evet. Sürekli sizden şikayetçi? Bak savaştan değil, sizden şikayetçi. Kaynanasından şikayetçi. Ya şimdi bak biz ona bir şey demedik, hiçbir şey yapmadık. O kendi kendine gülen bir adam. Ondan sonra evde bir iş yapmaz, bir işe yaramaz. Bir çocuğuna bakacak. Ha ben yine hiç sesimi çıkamadım. Oradan buradan devam toplarım, yaparım, yakışırım, yerim, içerim, ederim, giderim.
O kendi kendine güler, kendi kendine konuşur, bir şeyler eder. Ben bu zamana kadar ses etmiyordum ama bak. Ben de gülüp konuşayım, abla. Kendi kendime ben de konuşayım. Ben de ya, gelmeden acaba. Önce. Bir konuşsun ya. Heh. Nurhan buraya gelmeden önce bayramda buraya geleceklerdi. Ha bu kaçtığı sene işte. Hı. Suzan kendi söyledi bana. Bizim Nurhan dedi, kardeşlerine de telefon etmişler dedi. Bizim evin resmini çekin de bana gönderin. Demiş dedi. O evin, bizim evin telefon numarası zaten geleceklerdi onlar bize köye. Evin şey, resmini çekip de ne yapacaktı onlar acaba? Ne anlamadım, konuyla ne alakası evin, var ya? Yani bilmiyorum, o konuyla köye, alakası bir yok. Sabah köye, söylesin, bir sabah ben anlamadım. Nur abla, ben köye gelmeden önce, hani, Bursa'dan köye gelmeden önce annesini aramış. Nurhan, doğru. Evet, doğru. Erkek kardeşlerine demiş, köyün resmini çek. Yani evdeki köyün evi yerini yapıldı, ben daha hiç oraya şey yapmamıştım. Kim istiyor fotoğrafı? Nurhan istemiş, yani buna demiş yani, bu demiş ona. Biri de yanına çekmedik. Evin resmini evet, çekmişler, doğru. Atmışlar Nurhan'a. Atmadık, çekemedik. Kim çekiyordu? Oğlanla çaydaydı. Çekmediler mi? Yok, tamam. Çekilmedi. Çekmemiş, ben hayır, size buyurun, göstermedim. Buyurun. Çekmedi. Tamam, ben yeter, size göstermedim. Yeter, yeter, ben bilmiyorum. Onu ben size göstereceğim onu başkasına cebimde. Çektirmiş, atmıştı, su şey etmedi sonradan. Kabul etmiyorum Savaş. Çünkü benim çocuklarım çaydaydı. Senin bütün yalanlar çıkacak, bütün yalanlar çıkacak. Bunu başkasına çektirdin, attırdın. Şey yapıyorsun burada. Asla kabul etmiyorum Savaş, hayatın yalan. Bak göreceksin. Hayatın yalan. Ne konu söylesen söyle ama Savaş. Kaç yaşında kadın? Hadi Savaş, merak ettim. Benim istediğim mi, onun istediğim mi anlaşılacak. Bir dakika, Yeter Hanım, Yeter Hanım izlesin, sesi kapalı olsun. Bekle Suzan Hanımcığım. Buyur, ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Merak ettim, ne söyleyeceksin kayınvalidene? Yok, şerefsizceğim ablacığım, ben. Kayboldu akşam. İlk kaybolduğunda biz bunu kayboldu sandık. Hani dışarı bir yere gitti. İlk kaybolduğunda. 11 Haziran'da 2,5 yıl. İlk kaybolduğunda. 2018 yılında. Aklıma geldi, söyleyeceğim ben size. İlk kaybolduğunda dedim. Hani biz bunu kayboldu dedi. Sağa sola dalandı zaten. Ama bu kendi isteğiyle gitmiş evden. Kendi kafasına göre gitmiş. Biliyoruz kendi isteğiyle gittiğini. Kafasına göre gitmiş ve iş aramaya gitmiş. Kendi kafasına göre. Hı. Cebinde bir adres bulmuşum ben ama adrese atmışım. Sen onlara. De mutsuz olduğunu da söylüyormuş zaten sağa sola. Gitti. Abla, ikinciyle kendisi gitti. Sığınma evine nasıl gitti onu da bilmiyorum. Bu üçüncüsü de eminim kendisi gitti. Ve burada katil diye bizi suçluyor. Benim savunmam alındı. Evet, kendisi gitti. Az bekle. Benim savunmam alındı. Annemin alındı. Babamın alındı. Amcamın alındı. En önemlisi çocuğun alındı. Çocuk doğru söyler. Çünkü çocuk orada kalktığında ne gördüğünü, ne yaptığı her şeyi biliyor. İşte orada var ya, tamamdır ya. Çocuk doğruyu söyler. Tamam, çocuk doğruyu söyler mi? Tamam, ben de onu açıklayayım o zaman. Açıkla abla. Ben yoktum çünkü orada. Sen çocuğun ne açıkladığını biliyor musun? Çok şaşıracaksın. Söyleyin abla. Dur, bir şey daha bekliyorum, ondan sonra söyleyeceğim. Çok şaşıracaksın. Söyleyebilirsin ama benim sıkıntım İnanılmaz yok. İnanılmaz şaşıracaksın. Yani o gece orada ne olur çocuk biliyor sonuçta. Yes, evet. Bu kadar basit. İster Türkçe, ister İngilizce söyleyeyim istersen. Yok, ben anlamam. Ama ben sana söyleyeyim, çocuk her şeyi anlatmış. Tamam, ben çocuğu zaten ben kendim götürdüm çocuğumu canlarımın eline. Hı-hı. Kendim verdim. O psikolog mu diyorlar, bir şey diyorlar. Ona, pedagog eşliğinde çocukla evet. Görüşülüyor. Senin çocuğun öyle bir şey anlatmış ki. Anlatsın abla, sıkıntı yok. Bütün gerçekleri ortaya çıkartacak bir bilgi. Abla çıksın yeter ki ya. Hı-hı. Çıksın, başımız erer. Çıksın. Ama onları şöyle yapacağım. Annem buraya gelsin, annenin yanındayken yok. Açıklamak istiyorum. Annem, ailem, ben cuma günü buradan gideceğim, onu da söyleyeyim. Neden? Gittiğim takdirde daha ben bağlantım gidiyor buraya. Niye özel dedikler çalışıyorken çalışsın abla, benim daha durmama gerek yok burada. Bir ipucu bulun bana, istediğiniz kadar bekleyeyim. Ben çocuğun sana ifadesini açıklayayım, ondan daha büyük ipucu mu olur? Anlat abla. Açıkla. Hiç ya sıkıntı her yok. Her şeyin zamanı var. Ben bekliyorum. Ama ben şu sorunun yanıtını da merak ediyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi normalde Nurhan aslında uyurken kilitlemiyormuş kapıları falan. Sadece tuvalete girdiğinde kilitliyormuş. Ama o akşam kapıyı kilitlemiş. Yattığında. Köydekinde mi? Köydekinde evet. Böyle zaten abla. Acaba. Televizyonda beraber. Nurhan Bursa'da kilitliyor muydu kapıyı bazen? Yatak odasını kilitlemez. Başka nereye kilitlerdi tamam arkadaşlar? O tuvalet işte dediğim banyo işte. Acaba seninle ilgili Nurhan bir şey öğrendi de. Nasıl yani? Korktu. O yüzden mi kapıyı kilitledi o akşam? Ya da başka zamanda bir yerleri kilitlediğinde? Senle ilgili bir şey, ben yoktum abla. Seninle ilgili bir şey öğrendiği için mi bazen kapıları kilitliyordu? Yok abla, kendisi kilitliyor. Bu sorduğum soru sana saçma gelebilir. Saçma zaten abla, bana göre öyle değil ama ben başka bir şey biliyorum. Acaba Nurhan seninle ilgili bir şey öğrendiği için mi kapıyı kilitledi? Benimle ilgili bir şeyden ki. Korktuğu için mi kapıyı kilitledi? Yok, neden korkacak abla, ne anlamıyorum ki. Açıklayayım. Her şeyi açıklayacağım ben ya. 15 yaşındaki kızı kayıp olan Şükür'ün babası Mustafa Bey buraya gelsin lütfen. Ispartalı, annesi burada Fatma. Mustafa Bey'i çağıralım. Buyurun. Gel Mustafa Bey. Tamam.
Bu işi nasıl çözeceğiz? Siz konuşunca vallahi, çözeceğiz. Valla ben konuşuyorum işte. Siz aranızdaki sırrı bana söylerseniz bu iş çözülecek. Bende sır yok. Kızı da bir şekilde bulacağız ben yani. Bende sır yok. Fatma'da mı var? Bilmem. Peki bir araya gidelim. Burada da çok önemli bilgiler açıklayacağım. İzninizle bir ara. Bu arada Mustafa'nın annesi canlı yayında olacak. Babaanne yani. O gün orada mıydı değil miydi soracağız kendisine. Biraz ara lütfen. Biliyorsun bak söyle. Ben sattıysam, ben öldürdüysem sen öldürdün de bana yüzüme. Tamam sen öldürdün. Şükür Türkan'ın babaannesi ilk kez konuşacak. Senin kızın niye o gece gitsin ki? 3-4 gün öncesinde gider. Niye o geceyi ben beklesin? Ben de 3-4 gün öncesi gitti. Babaannesi görmüyor mu? Kimse görmüyor mu? Gelip gidenler görmüyor mu ya? Annem babam gelmedi. Küstü. Yalan konuşuyor. Hiç kimseyle küstü. 15 yaşındaki torununun hamile olduğunu biliyor muydu? Çocuk hamile olduğu ortaya çıktıktan sonra çocuk ortalıklardan kayboluyor. Şükür Türkan'ı en son ne zaman gördü? Nasıl diyebiliyorum baba götürdü diye? Nasıl diyebiliyorum? Ben götürdüm. Babaanne anlatacak. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu çocuğu çıkar. Bu çocuğu kesin sen biliyorsun. İftira atma. Yalan konuşma istedim diye. Sen gittikçe batıyorsun. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Devam ediyoruz canlı yayına. Yine karşınızdayız şükürler olsun. Şimdi 15 yaşındaki Şükür Türkan'ın başına ne geldiğini, tıpkı Nuran'da olduğu gibi 15 yaşındaki bir çocuk hamile kaldığı iddiası var. Babası ben bilmiyorum, annesi bana hiçbir şey söylemedi diyor. Annesi de babası da 10 yıl boyunca susuyor. Yani akıllara ziyan bir olayla karşı karşıyayız ama bu gerçek. İnanılır gibi değil ama kızımız maalesef 10 yıllık kızımızdan haber yok. Baba kahrettim diyor Mustafa. Yani kendisine reklam aralarında da söylüyorum. Burada da ekranda da ben her şeyi açık açık söylüyorum Mustafa. Buyurun. Bir insanın o kızı yani 15 yaşındaki evladı hamile olur olma bilmiyorum nedir? Yani gerçekler bir yani şekilde de ortaya çıkar. Yalan. Ama Mustafa bir insanın evladı 15 yaşındaki bir kız çocuğu ki sana da çok benziyor. En çok sana benziyor. Yani çocuklarımın hepsi bana benziyor. Evet evet yani şey yani senin ilk göz bebeğin evladın 10 yıl boyunca ortalıklarda olmayacak. Sen şu anda benim karşımda Fatma'dan hesap soruyorsun. 10 yıl boyunca hesap sormamışsın. Çok nerede sordum. Dememişsin. Çok sordun sordum. Mu? Çok sordum. Allah Allah. Aynen şimdiki buradaki konuştuğu gibi bilmiyorum dedi. Annesi bir Fatma gelsin lütfen. Fatma geldiği anda. Fatma gelir misin lütfen? Gel Fatma. Fatma gelirken de biz bir araya gidelim. Hemen canlıda konuşacağız. Kesintisiz beraber olacağız. Biraz ara lütfen. Sen biliyorsun bak söyle. Ben sattıysam, ben öldürdüysem sen öldürdün de bana yüzüme. Tamam sen öldürdün. Şükür Türkan'ın babaannesi ilk kez konuşacak. Senin kızın niye o gece gitsin ki? 3-4 gün öncesinde gider. Niye o geceyi ben beklesin? Ben de 3-4 gün öncesi gitti. Babaannesi görmüyor mu? Kimse görmüyor mu? Gelip gidenler görmüyor mu ya? Annem babam gelmedi. Küstü. Yalan konuşuyor. Hiç kimseyle küstü. 15 yaşındaki torununun hamile olduğunu biliyor muydu? Çocuk hamile olduğu ortaya çıktıktan sonra çocuk ortalıklardan kayboluyor. Şükür Türkan'ı en son ne zaman gördü? Nasıl diyebiliyorum baba götürdü diye? Nasıl diyebiliyorum? Ben götürdüm. Babaanne anlatacak. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu çocuğu çıkar. Bu çocuğu kesin sen biliyorsun. İftira atma. Yalan konuşma istedim diye. Sen gittikçe batıyorsun. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Devam ediyoruz. Canlı yayında bu kez kesintisiz karşınızdayız. Biliyorsunuz sevgili izleyiciler, 10 yıldır kayıp 15 yaşındaki bir kız çocuğu. Ispartalı. Anne baba burada. Annesinin jandarmaya başvurmasıyla kızım 10 yıldır ortalıklarda yok. Eşimden şüpheleniyorum. Ya da işte bir yerdeyse bulsun ortaya çıkarsın diye eşinden şikayetçi olmasıyla aslında süreç başlıyor. Fakat öncesine 10 yıl boyunca susmaya devam ediyor. Ama az önce Mustafa dedi ki yani hiç mi sormadım baba olarak Mustafa dedim annesine. Hiç mi sordum diyor. Sen sordukça bu kız nerede? Çünkü kız çocuğunun nerede olduğunu sen biliyormuşsun. Ben yok bilmiyorum abi. Ben bir şey yapmadım diyor. Yok Didem Hanım. En son götüren kendisi.
Sen sordun mu? Sen sorduğunda sana Fatma ne dedi? Kendisine sorun, sorup sormadığımı. Hiç de sormadı. Sormadı diyor işte. Hiç de sormadı. Tabii canım, bu yalanlarla buraya geldi. Beni yakmak için, ceza aldırmak için elinden geleni planlarla buraya geldi. Baba suçlu da anne niye suçlu? Sana soruyorum ben. E doğru, bir şey biliyor ve niye sustu diyorsun? Ben sustum. Kendisi niye sustu? Öyle ikna ettin. Yalanlığıyla ikna ettin. Çakma dayadım sırrı boğazına. Kaçtığını ikna ettin. Sen kendin dedin burada. Sen dinleyi. Öyle şey yaptırdın. Ya ben sana bir tek soru soracağım burada. Şu milletin karşısında soru soracağım, bu milletin karşısında. Sen kızın hamile olduğunu nereden biliyordun? Sen nereden biliyorsan ben de oradan biliyorum. Sen nereden biliyorsan ben de oradan biliyorum. Buraya başvuruya ben gelmedim. Sen geldin. Ben başvuruya gelmeseydim zaten iş kapanacaktı. Zaten iş kapanacaktı zaten. Ben buraya başvurmasaydım, jandarmaya hiç gitmeseydim sen hiçbir şey yapmayacaktın. Öyleseye kadar hiçbir şey... Hiçbir şey yapmayacaktın. Sus yedik öyle mi? Sus yedin. Aynen. Hiç soru sormadın bana. Kapancadı yani, ne düşünüyorsan kaparım kişiydi. Ya ben sana sormadım da sen sormadım kabul et. Sen niye sormadın bana? Sormadın. Ben sen sana sordum. 18 yaşına kadar. Bak bu yalanları bırak. Bu yalanları bırak. Sen bırak. Bu yalanları bırak. Hiç kusura bakma. Sen kızın bırak. Hamile olduğunu nereden şüpheleniyordun? Sen de biliyorsun. Niye sormadın o zaman? Nereden şüpheleniyordun? Niye sormadın şimdiye kadar? Neyi sormadın? Sen. Ben burada çıkacağı da ben kızın hamile olduğunu ben senden duydum bunu. Aynen öyleymiş. Senden duydum. Televizyondan duydum. İnternetten gördüm, duydum. Beni sıkıştırıyormuş musun ya? Kimi sıkıştırıyormuşmuş? Beni. Ben sana sıkıştırıyormuşmuş. Sen geldin söyle ya. Ya ben sana bu kız nerede diye sordum da devamlı aynı buradaki gibi bilmiyorum. Aynı bu kelimeyi onu kullanıyordun aynı kelimeyi. Sen gibi yalanlar etmiyor ya. Nasıl çıktın da burada hamile olduğundan şüphelendim. Kızıma konduramadım. Bir kızı hamile olduğunu annesi bilir, babası bilmez. Hiç kusura bak kız, kusura bak. Bana bu yalanlarla gelme. Sen bu yalanlarla beni kandıramazsın. Ben şeytanla uğraşamam. Sen şeytanla uğraşamam. Ben şeytan mıyım? Şeytansın. Şeytanın yanında 10 senedir kızı kaybolduğunda nasıl durdun şeytanın yanında? Demek ki... Kadın mısın? Bir bayan mısın? Ya delin. Gözlerine bak, gözlerine. Sen yanına bak. Bu yalanları kandırın. Bu yalanları bırak. Kızın hamile olduğunu nereden biliyorsun? Vallahi hiç kusura bakma. Sen sıkıştın. He? Sıkıştın sen. Ben mi sıkıştım? Sen sıkıştın. Hoydur meydan. Hoydur meydan işte. Orta çık bak. Hoydur meydan. Orta çık. Buyur. O yalanların hepsi çıkacak meydana. O yalanların hepsi çıkacak meydana. Nerede çıksın lan, nerede çıksın. Nerede çıktığın hepsi çıkacak. Çıksın. O çocuk da bulunacak inşallah. O vallahi çocuk inşallah bulunacak. Bulursun ki bana. Attığın sen için işte ben eğer öyle bir şey çocuğa öyle bir şey yapsaydım hani dediğini yapardın. Ya ben bir dakika, bir dakika. Nereden biliyordun? Tamam geleceğiz ona ya. Çocuğun o zaman şöyle sorayım. Ben de şöyle sorayım. Çocuğun hamile olduğunu kimler biliyordu? Bana söyle. Ben bakayım. Biliyordum. Kendi biliyordu. Başka? Halamın kızı, hani amcamın kızı biliyordu. Evet. Sadece o öyle biliyordu. Halam biliyordu. Halam sonradan yani. 5-6 sene sonra. Peki Mustafa'nın annesi babası biliyor muydu? Onlar bilmiyordu. Onların haberi yoktu. Onlar sadece gelin ettiğimizi biliyorlardı. Ama bunlar şüpheleniyorlardı. Gelin ettik öyle desek de. Baban ve annen Türkan Hanım ve Tahsin Beyler birazdan yayında olacak. Sen annenle babanla ne zamandır konuşmuyorsun Mustafa? Ben şimdi burada bir şey konuşsam yalan konuşmuş olursunuz. Kendisi de evesin. Sen bilmiyor musun? Ya, kendisi de evesin. Ama ben sana soruyorum. Önce sana soruyorum. Ben ne zaman 2000'den beri ben babamla konuşmuyordum. Ne zaman da şu 2-3 sene yaşa da işte yalan desin. Hiç barışmadın mı babanla? Barışmadım. 2000 beni yılı. Beni bizi evden kovdu diye, evden çıkardı diye 2000 yılından doğru mu? 2000 yılından beri konuşmuyordum. Şükür, ne zaman kadar şükür, şu 2 seneye kadar. Şükür ne zaman doğdu? Şükür kaç doğumluydu? 99 doğumlu. Ha ya Şükür doğduktan sonra da konuşmamaya devam mı ettiniz? Konuşmuyorduk biz. Peki ne zamandan beri küsler? Ara sıra yani senede bir iki sefer konuşurduk ondan sonra yine küserdik yani devamlı değil. Ama çok büyük bir kavga. 2008'de bir küstük işte ev yandığı zamanlar evimiz yandı. O zaman bir iki sene küstük ondan sonra barıştık sonra yine yani ara ara. Yani konuştuk, küstük. Ben de bambaşka şeyler biliyorum ama anneniz babanız konuşsun. Şimdi konuşsun buyur. Türkan Hanım'ı bir görelim lütfen. Annesini, Mustafa'nın annesini, babaanne. O gün babaannenin de orada olduğu iddiası var. Yanında da eşi Tahsin Bey, Mustafa'nın babası var. Annesi ve babası. Ama ben önce babaanneyle bir konuşmak istiyorum. Babaanneyi bir tekli göreyim. Arkasından Tahsin Bey'e giderim. Tahsin Bey'le konuşurum. Türkan Hanım merhabalar. Merhabalar. Türkan Hanımcığım, siz oğlunuzla kavga etmişsiniz. Buyur.
oğlunuzla bir kavga yapıyorsunuz, sonra arkasından da epey bir zaman konuşmuyorsunuz. Ne zaman kavga ettiniz oğlunuzla? Yönlerden. Önceden? 3-4 senedir ben yönlüyorum. Peki ne zaman barıştınız oğlunuzla? 2-3 sene öncesi. Peki ben şöyle biliyorum. Şükür doğmadan önce büyük bir kavganız oluyor. Ama Şükür doğduktan sonra barışıyorsunuz. Doğru mu? Yok yok dedim ben o zaman değil. Doğru. Doğru ben öyle biliyorum. Hayır. Ama biliyorum onlar anlatsınlar. Çünkü çocuk doğduğunda beraberdik dedim. Sus da onunla olsun. 2008'de. Sus, sus. Hayır, 2008'de hayır. Küstük. Yok yok çok büyük bir kavga oluyor. Tamam ikisinin 2008'de. Yani 2007'de 2008'de evimiz yandıktan sonra. Ama Şükür, sonra. Şükür doğduktan sonra. Hayır o zaman değil. O zaman değil diyorsunuz. Hayır. O zaman yalan mı söylüyor Türkan Hanım? 2008'de zaten 2009. Bir sen 2007'ye kadar zaten bir yerdedik. Bir şey rica edeyim. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tamam. Ben sadece Türkan Hanım'a bazı sorular soracağım. Sen sadece dinle. Tamam. Rica ediyorum. Çocuk doğduktan sonra mı barıştınız? Türkan Hanım. Tamam. Çocuk doğduktan yani çocuk doğduğunda bizim yanımızdaydı. Ayrı devi yan başımızdaydı. Peki çocuk doğmadan önce oğlunuzla konuşuyor muydunuz Mustafa'yla? Bazı konuşurduk, bazı küçerdik. Evlat bu. Ama Şükür doğduktan sonra aranız biraz daha iyi olmuş. Doğru mu? İyi oldu. Ondan sonra şey etti. Anası çocuğu bizi koyuyordu, kaçtı gitti. Çocuk doğduktan sonra kim kaçtı gitti? Anası bizim yerimizi koyuyordu, gitti. Ha, çocuğu mu bırakıp kaçıp gitti? Bırakıp edip iki sene annesinin babasının yanında durdu. Ha öyle mi? Ha, Şükür'e siz mi baktınız? Niye gittin ya? Onunla kavga ettik. Biz baktık. Ha, Mustafa ile oğlunla kavga etmişler öyle mi? Oğluyla, oğluyla. Ben... Oğlumuzla, o kocasıyla ayrıydı evimiz, bir yan tarafımızda evimiz ayrıydı. Zaten dikiş tutmadı kızım o. Hala da dikiş tutmuyor. Hala araları iyi değil yani gördüğün gibi. Torunun da ortalıklarda yok. Şimdi senin torunun kayboldu. Torun senin 15 Şubat 2014 yılında kaybolmuş. O günde senin oğlun Isparta'ya taşınmaya karar vermiş. Gündüz de eşyaları toplamışlar evde. Oğlun diyor ki ben diyor orada değildim. Sen gittin mi oraya o gün eşyalara yardım etmeye gittin mi Türkan Hanım? Gitmedim o kızım, gitmedim. Ama seni oralarda görenler getmedim. Olmuş. Seni oralarda görenler olmuş Türkan Hanım. Olmuştur. Ben gitmedim. Bak Türkan Hanımcığım o gün... Oğlun diyor ki ben evde değildim diyor. O gün senin oğlun şeyde miydi? Isparta'da mıydı? Pardon köyde miydi? Taşınmadan Isparta'da, bir gün önce. Hayır Isparta'daymışmış. Senin oğlun ne zaman köye geldi? Şükür kaybolmadan önce köyde olduğunu söylüyor köylüler. Ben yetmezdim ki. Ha? Ben köylülerin ne olursa olsun ben bilmiyorum oğlum. Ben yetmezdim. Yalan söyleme. Kim yalan söylüyor? Yalan devir oradan. O gün var mıydı kayınvaliden orada? Yardım vardı, etti mi? Vardı, Didem Hanım vardı. Türkan Hanımcığım, sadece yalan ben bunu... Yalan söyleme. O gün nasıl, bir hatırlamıyor belki, sen hatırla. Didem Hanım erkenden geldi, daha kamyonla gelmediğinde geldi, yanımızda yardım etti, tuttu. Yani kendisi de vardı, oğlu da vardı, hepsi de vardı. Şükür'ü gördüler. Ben zaten kersizim. Söyle söyle Türkan Hanım. Ben zaten kersizim. Onun yaşarlarını nasıl taşıyacaksın kızım? Ben onu zaten kersizim ben. Tadım yok. Onun yaşarlarını nasıl taşıyacağım ben? Niye tadın yok peki? Bu 10 yıl öncesinde sen daha dinsindir. 10 yıl önce kaç yaşındaydın? 4-5 sefer ameliyat oldu. Dünden bahsetmiyoruz ki ama ya. 10 yıl öncesi. Sen o gün torununu gördün mü görmedin mi? Her yerinden ameliyat oldum. Ben uzun 10 senedir biliyorum ben. Görmedim. Türkan Hanım sen o gün... Görmedim. Çünkü... Anası bilir her şeyi. Sen torununu en son ne zaman sağ gördün? Anasıyla babasıydı. Biz kimseniz bilmez. Sen torununu en son ne zaman gördün? Taşınmadan anasıyla babasını sıkıştırın. Ben bilmem. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben,
Çocuklar sana peki, gelip gidiyorlar mısın? Bu yanına bir geldi. Türkan Hanım bir dinle beni, bir dinle, ben sorumu sorayım. Dur daha gelir gider de. Ha? Bak bir. Ha. Söyle. Bu çocuklar gelir sokak bizim evinin. Vallahi de okul çocuklarla oynarlar giderler daha çocuğu da. Sen Şükür'ü. Yok. Sen Şükür'ü kaybolmadan kaç gün önce gördün? Bizim evimiz sokak. Geli giderdi o zaman gördüm. Ne zaman gördüm aklım etmiyor. Ben kefsizim. Ama ben sadece Fatma'dan bilmiyorum. Köylüler de seni o gün o evde görmüşler. Sen gitmişsin yardım etmişsin. Gittin mi gitmedin mi? Hayır gitmedim. Gitmedim. Gitmedim ben. Ben gitmedim. Oğlumla küsüdük biz. Gelinle de küsüdük. Bu evden çıktılar gittiler. Ondan sonra hiç bizi bir daha dinlemeyi şey etmedik. 3-4 sene bu yanına geleceğe kadar. Peki. Yine gitmeyiz, yine gelmeyiz. Türkan Hanım sen o gün senin oğlun bütün eşyasını yüklüyor ve Isparta'ya gitmeye, göçünü alıp Isparta'ya gitmeye karar veriyor. Köyden ayrılıyor. Sen oğlun yanına gitmedin mi? Oğlum niye gidiyorsun, ne yapıyorsun diye hiç oğlun yanına gitmedin mi Türkan Hanımcığım? Oğlum. Küsüdük o kızım, küsüdük ya, küsüdük. Babasıyla geçinemezdi. Birinin şeyle küsüdük. Bir daha gitmiyordum ben. Yalan değil. Peki Şükür'e nasıl davranıyordu babası? Mustafa ile kızın arası nasıldı? Bilmiyor ki gitmeyince ne bileyim ben. Onun evladı, biticik evladı, anam değil severdi. Bak bir şey söyleyeceğim Türkan Hanımcığım. Senin bir kızın olsa... Türkan Hanım. Kocan sevmez mi seni? Ha. Türkan Hanım bak beni dinle. Ha. Şimdi... Buyur dinleyin. Şimdi beni iyi dinle. 2008 yılında gelin kaynana arasında bir kavga olduğunu biliyoruz. Aranımız... Hayır oğluyla. Oğluyla mı? Oğluyla. Benle. Tamam 2008 yılında bir kavga oluyor. Şimdi bak senin torunun ortalıklarda yok. 10 yıldır ortalıklarda yok Türkan Hanım. Sence senin torunun yaşıyor mu? Onu... Anasının babasına soracağım onu. Ben bilmiyorum. Ben sana sor. Sen babaanne değil misin bunu ya? Bunu anasıyla babası bilir. Sen babaanne, anca. Sen de babaannesin herhalde. Bir görevin var değil mi? Benimle... Babaannesi ise bak, babaannesi ise benim hiç bilgim yok. Bak ben sana başka bilgim bir şey yok. Soruyorum. Ben kefsiz bir insanım. Ben bilgim yok. Sor. Bak bir şey söyleyeceğim. Elini vicdanına koy. Tamam mı? Sen babaannesin. Biz hepimizin babaannesi ne kadar kıymetlidir. Tamam. Tamam mı? Babaanneler de kıymetlidir. 15 yaşındaki bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Taşınırken orada olduğunu ben biliyorum. Ya yavrum. Bak Türkan Hanımcığım. Türkan Hanımcığım bana yalan söyleme. Yavrum, bak. Türkan Hanımcığım bana yalan Anasını söyleme. Babası bilir. Türkan Hanımcığım bana yalan söylüyorsun. Bak bana yalan söylüyorsun. Bana yalan söylüyorsun. Söyleme. Çünkü ben senin o gün taşınırken orada olduğunu biliyorum. Bana yalan söyleme Türkan Hanım. Bil. Türkan Hanım bana yalan söylüyorsun. Bak kocan yok. Söyle. Bak kocan yok. Kocan orada diyor muyum kocan orada? Tahsin Bey orada yok. Ama sen ama gündüz taşınırken gidiyorsun. Ve Şükür o gün görüyorsun. Neden bana yalan söylüyorsun Türkan Hanım? Neden bana yalan söylüyorsun? Onu anası yalan söylüyor. Ben iftira etmenin için. Bak anası, bir şey söyleyeceğim. Anası. Onların hayır. Sakladıkları bir sır var. Anası ben onu anlıyorum. Söylüyor. Anası bulsun. Bak ama sen çok önemli bir tanıksın Türkan Hanım. Bak çok önemli bir tanıksın. Hayır yavrum ben bilmiyorum. Ben kefsizim. Bak ne? Hayır, Allah. Ben kefsizim. Beni sıkıştırma. Ama anasıyla bak bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen de böyle konuşmayınca benim de keyfim kaçıyor. Bak sen de böyle konuşmayınca, yalan söyleyince benim de keyfim kaçıyor. Keyfin kaçmasın. Hah, bana doğruları söyle Türkan Hanımcığım, bak kaçmasın, Türkan teyzeciğim. Anasıyla babasını sıkıştırın. Bak onları sıkıştırıyorum. Bilmiyorum. Ama o gün... Ben bir şey bilmiyorum, ben keyifsizim. Bak o gün böyle keyifsizim var mı ya? Sevgili izleyiciler ne düşünüyorsun? Ya kendisi ben? Rahatsız Didem Hanım. Bak bir şey söyleyeceğim. 3-4 sefer ameliyat ya oldu, kendisi de biliyor. Bak geçmiş olsun. Ben her şeyi anlatamadım. Bak o gün sen yoksun. Bilmeyen kadına, bilmeyen kadına. Bu anasının babasını biliyorum. Ama o gün sen yoksun. O gün eşyadan taşınmadı bir kadına bu kadar baskı yapamazsınız. Ama ben biliyorum orada olduğunu. Nasıl biliyorsun? Biliyorum abi, biliyorum. İspatta o zaman. Evet biliyorum. Kim söylediyse söyle haberim o zaman. Haberim var. Söyle. Merak etme, her şey ortaya çıkar. Ya sen bu kadar yakadın, niye sıçtın? Bu kadın hasta 4-5 sefer ameliyat olmuş. Ama biliyorum bildiğini. Ha, sen 60 yaşında 70... Ya.
10 sene de konuşmadın yalan. Konuşturma ya, benim sinirim bozma bak. Vallahi kusura bakma, bozulsun. Bak yalan konuşma. Daha kadına, işte, daha iyi. Kadına iftira atma. Kadına iftira atma. Üste çık. Ananla konuşmuyordun ya şimdiye kadar. Ulan böyle kelimeleri sen buraya alıyorsun. Ben kovmadan önce niye konuşmadın bu kelimeleri sen? 10 senedir konuşmuyordun ya ana, şimdi anlar mı oldu? Bak dedim ona, bak sizi bırakırım, bana bırakır giderim, kral da tutamazdım orada. Daha iyi yaparsın. Bak hasta kadına, hasta kadına iftira. Çünkü öğrettin değil mi? Karışma. Öğrettin değil mi? Bak ben... Onu yaparsın işte. Bak, benim asabımı bozma. Baskı mı yapıyor annesine? Şimdiye kadar sana... Ben senin doğruyu söylediğini nereden bileceğim? Belki o gün aldın, sen Mustafa orada olmadığını söylüyor. Benim o yüzden şey önemli, bak bir şey söyleyeceğim. O gün bak bir şey söyleyeceğim. O kadının hasta olduğunu biliyorsun. Mustafa! Beni dinler misin? Beni dinleyeceksin. O kadının hasta olduğunu biliyorsun. Sen susar mısın? Mustafa bana baksana. O senedir alan değil mi? Mustafa bana baksana. Saygım var size. Estağfurullah. Şimdi bak, senin o gün kızını annenin görüp görmemesi neden önemli biliyor musun? Ya benle küs ya. Bak bir şey söyleyeceğim, dinleme. Ama bitireyim cümlemi, bitireyim tamam, ya. Tamam, özür dilerim. O gün sen Isparta'dasın ve köyde tamam, değilsin. Tamam. Annen en son onu gördüyse, tamam, çocuğu en son hayatta olduğunu biliyoruz o gün. Tamam, o zaman sorun tamam olur. Tamam, bak, biliyorum. Özür dilerim. Belki o gün sen değilsin. Belki tamam, aldı götürdü bir şey yaptı ya. Özür dilerim. Tamam, ne soracağımı nereden biliyorsun? Tamam, özür dilerim. Dinle madem. Ya belki aldı sevgilisi, bir şey gördü kıymetli ya. Tamam ya, kadın hastayım diyor. Ya ben bir şey demiyorum ama. Ama sen de diyorsun ki yalan konuşuyorsun. Ama ben biliyorum o gün orada gördüğünü anneni. Annen görmüş. Sen yoksun ya orada Mustafa. Sen köyde yoksun. Tamam, gördüyse gördü. Sen yoksun. Ben sana inanıyorum bak. Maske yapabilirim ya? Ha? Nasıl ben anneme babama maske yapabilirim ya? Tamam, annem bana gerçekleri söylesin, bu canımı yesin. Belki annen Fatma'dan korkuyor. Ben telefonum burada ya. Ben buraya geldiğim gün babamla konuşmuşum. Belki senin annen Fatma ile ilgili bir şey gördü. Tamam, özür dilerim o zaman. Tamam, soru bak soruyorum ya, bir şey yapmıyorum ki ben. Fatma Hanımcığım, pardon Türkan Hanımcığım. Bak çok önemli. Ben Fatma'nın evlerini görmedim. Fatma yalan konuşuyor kızım. Tamam. Peki o gün, bak o gün sen Şükür'ü gördüysen. Anası bulacak o çocuğu. Tamam, anlıyorum. Annesinde de hata var, babasında da hata var. Bak ikisi kabul ediyorlar. Ama ben şu sorunun yanıtını almaya çalışıyorum. Babaannesi olarak sen o gün Şükür'ü gördüysen lütfen korkma, çekinme. Bana doğruları söyle. Çok önemli bak. Belki o sırada... Niye çekinirim ben? Niye çekinirim? Belki annesinden bir şey bir korkmuştur. Bir Allah'tan çekinirim. Kimseden çekinmem. Anasını soruşturun. O zaman bir şey de biliyorsun. Başka şey kimse bilmez onu. O zaman annesiyle ilgili bir şey biliyorsan, o gün bir şey gördüysen lütfen söyler misin? Lütfen korkma Türkan Hanımcığım. Görmedim. Anası çocuk anasının elinin altındadır. Peki bu çocuk ben hamileymiş. Çekinmeyeyim. Bu çocuk hamileymiş. Hiç böyle dikkatini çekti mi? Çocuk 5,5 aylık hamileymiş. Hayır. Ha? Bilmiyorum ben. Ben bir şey bilmiyorum. Ben kersizin aklım ermiyor. Bir şey bilmiyorum ben. Çocuğu da görmedim. Anasıyla da dünyanın konuşmazdık. Peki onlarla aileyle hiç vedalaşmadın mı? Ertesi gün kamyona koyuyorlar ya eşyaları. Kamyonu kim kullanıyordu Mustafa? Mustafa. Belediyeden memuru bir şoförün bir tanesi. Hızır. Ya. Hızır kullanıyordu değil mi? Aynen. Arkadaşın değil mi Hızır ya? Yok canım, ne arkadaşım ya, benden 8-10 yaş, yolda bayırda dekledim, merhaba diyorduk öyle ya. Öyle tanış muhabbetiniz yok, yok yani. Yok canım, muhabbetimiz yoktu ya. İşte desin ya, muhabbeti vardı, arkadaş desin ya. Var mı Hızır'la arkadaşlar mı? Vardı. Samimiler miydi? O olarak değil de arkadaş konuşurlardı. Peki arkadaşın değilse belediyedeki bir işçi niye geliyor senin eşyalarını taşıyor? Belediye başkanına telefon açtım. Başkanım ben eşyalarımı götüreceğim. Arabayı bir koyver oraya dedim. Öyle geldi Hızır. Şoför ya normal bir şuradan bir vatandaşı taşıyor. Bir vatandaşı bunu arabaya koyver desem koyamam belediye ya. Belediye yolladı şoför olarak. Belediye yolladı şoför olarak ama Hızır'la da arkadaşlar diyorsun. Ya orada. Arkadaşım ben kimseyle kötü değilim ki. Köylüsü bilir yani. Belediye personeli ya. Tamam, köylüsü bilir. Şimdi ertesi gün... Göçünü götürüyor ya Türkan Hanım, senin oğlun, gelin, torunlar gidiyorlar ya. He. Siz onlarla vedalaştınız mı? Güle güle dediniz mi? Şimdi bizim pençemiz yola bakar. He canım. Didesiyle geldi abim, didesinin elini öptüler. Kim geldi? İki çocuk. İki çocuk. Şükür elmedi. Şükür çocuğu Tahsin'le Yasin geldiler. Didesi onlara parayı verdi. Ondan sonra seni rak ettiler. Bir daha görmedi kızım. Peki arabayı Hızır mı kullanıyordu? O yanındaki yalan konuşuyor. Yanındaki Türkan Hanımcığım, kocasını iftira etmenin olsun yalan konuşuyor. Türkan Hanımcığım, arabayı Hızır mı kullanıyordu? Tamam, buyur. Arabayı Hızır mı kullanıyordu? Hızır, ben öyle duydum. Ben öyle duydum. Ay bak, bakıyorsun torunların... Hızır onu kullanıyordu, ben... Ha.
Ama senin kocan galiba Hızır'ı görmüş. Tahsin Bey'le konuşayım. Bir Tahsin Bey'le konuşayım. Tahsin Bey, merhabalar, selamlar. Merhabalar, buyur abla. Şimdi sizin torunlar daha doğrusu oğlunuz Isparta'ya göçmeye karar vermiş. Evet. Bir gün önce siz onlara gidip yardım ettiniz mi? Evet. Evlerine gittiniz mi Tahsin Beyciğim? Yok etmedik ablacığım, etmedik. Etmediniz. Etmedik. Ben adamla ikisi gelene de küsün, oğlanla da küsün ben. O gün de küsmüydünüz Mustafa'yla? Küsüydük evet, küsüydük ablacığım, küsüydük. Vallahi niye Mustafa'ya küsüyorsunuz, Mustafa'ya sevmiyorsunuz oğlunuzu? Neden oğlunuzu? Ya işte evden kovdum işte, evden gitti, oraya ev yaptılar. Ev yaptıktan sonra işte bir iki sene sonra şeye Isparta'ya gösteriyor bunlar, Isparta'ya getiriyor. Yani ben de elden duydum ki yani Isparta'ya geçeceklerini. Peki oğlunuzu neden evden kovdunuz? Ondan sonra Isparta'ya giderken de burada... Oğlunuzu neden evden kovdunuz? Ya işte geçinemedik ya. Ya işte geçinemedik abla ya. Peki torunlar size veda etmeye gelmiş o gün. O gün ne yaşadınız? Evet geldi. Yani şükür gelmedi. Yasin'le Tahsin geldi. Onlara ben para verdim. Para verdim. Yolda duruyordu araba. Belediye arabası. Tamam. Parayı verdikten sonra gettiler arabaya bindiler. Dört tırağı kapağını gettiler Isparta'ya. Peki oğlunuz arabadan inmedi mi? Geldikten sonra... Bir dakika. Oğlunuz arabadan inmedi mi Mustafa? Oğlum yoğudu. Oğlum yoğudu. Ha, oğlun arabada yok muydu? Ablacığım. Oğlum yoğudu ya. Arabada yok muydu Mustafa? Yoktu. Nasıl? Belediyenin arabasıyla gitti. Belediyenin yanından bindi yani sonradan bindi. Ha, sonradan bindi. Arabada peki Fatma var mıydı? Ya onlar şimdi bizim yola asfalta baka duruyor. 100 metre ya var ya yok. Tamam. 100 metre ya var ya yok. Arabanın içindeki adam benim eve pencereye görükmüyordu. Sen arabaya kadar gitmedin mi? Sordum kim götürdü falan diye. Hızır götürdü dediler. Ha tamam. Sen Hızır'ı görmedin. Benim şoför Hızır götürdü dediler. Isparta'ya dediler. Ama... Ben görmedim. Hızır'ı da görmedim. Çünkü araba benim eve 100 metre yani yola baka duruyor benim ev. 100 metre de çok yakın. Hızır'ı niye gör... Sen dışarı çıkmadın mı? Ondan sonra Isparta'dan geldiler bunlar. Ben kendine sordum. Ha. Hayır ben pencereden baktım. Çocuklar geldi. Çocuklar, torunlar Yasin'le Tahsin. Evet. Onlardan öptüm ben. Onlara para... Arabadan arabayı bindire... Sevinerek parayı verince ondan sonra getirir Isparta'ya. Isparta'da 1-2 sene durdular bunlar. Tekrar geri geldiler evlerine. Peki neden ondan taşındılar? Sonra, bir dakika Tahsin Bey. Tahsin Bey bir dakika Tahsin Bey. O gün peki oğlanları görüyorsunuz. Şükür'ü görmediniz mi orada? Şükür'ü görmedim. Görmedim ablacığım. Şükür'ü katledi. Araba değdi onunla. Arabada olup olmadığını bilmiyorum da. Gelin bilen arabadaydı gelinim. Ama senin torunun Şükür gelme yani veda etmek için insan dedesinin yanına gelmez mi? Demek ki arabada yok. Oğlanlar geldiğine göre Şükür de gelir yanınıza. Hayır, o gelmedi. Sadece Tahsin'le Yasin geldi. Onlara para verdim. Hayır. Parayı verdik Tahsin Bey. Yanından yüzünü arabada buyur. Arabada olsaydı. Buyur abi. Şükür. Arabada olsaydı Şükür yanınıza veda etmek için gelir miydi? Ya gelir gelmez yalnız arabada ben göremedim abla ben onu Şükür'ü yok, göremedim. Yok. Tahsin Beyciğim ben başka bir şey soruyorum. Var mı yok mu bilmiyorum. Bak, arabadan görükmedi. Şimdi iki tane kardeşi veda etmeye dedesine geliyor. Şükür arabada olsaydı veda etmeye senin yanına gelir miydi Tahsin Bey? Evet geldi. Gelirdi. Gelirdi normalde. Demek ki arabada yokmuş o gün. Gelirdi. Demek ki o vallahi sırada bilmiyorum ben. Arabada yok. Araba camından eve görükmüyordu. Anlıyorum. Ben seni anlıyorum. Sen de beni anladın değil mi? Sen de beni anladın. Nasıl iki tane erkek torun dedesine vedaya geliyorsa, dede biz gidiyoruz diyor, harçlık da almaya geliyorsa Şükür de arabada olsaydı veda etmek için senin yanına gelirdi. Demek ki Şükür arabada değil. Yani bir gün önce Şükür'ün başına bir şey gelmiş. Gece. Ha, baba mı anne mi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum abla. Yalnız Şükür gelmedi. Gelinde gelmedi benim yanıma. Gelinde gelmedi vedalaşmaya. Yalan değil mi? Gelinde gelmedi. Ben.
Buyurun Tunca Hanımcığım. Yasin'le Tahsin niye gelmediğini söylemiş acaba? Yani Şükür niye gelmedi demişler. Onu merak ettim. Yani çocuklara sordunuz mu? Onu sormaya çalışıyor Tunca Hanım. Avukatımız diyor ki Şükür'ün nerede olduğunu erkek çocuklara sordunuz mu? Tahsin'le Yasin'e nerede Şükür diye sordunuz mu? Sormadık abla, sormadık. Neden Şükür'e sormadınız? Arabada falan diye sormadım ben. Çocuklara sormadım. Ama bilmiyorsunuz ki arabada. Ya işte kişi gelince, iki olan çocuğu gelince. Arabada olduğunu düşündünüz. Arabada yani görmedim abla, ben Şükür'ü görmedim. Anasını da görmedim gelini. Gelinimi de görmedim. Tahsin Bey sizin torununuz. Şoförü de görmedim Hızır'ı. Tahsin Bey sizin torununuz hayatta mı? Vallahi bilmem komutan yani abla yani ayaktadır bu ya, ölü değildir bu ya. Peki hayattaysa 10 yıldır niye hiçbir şekilde ortalıklarda yok? Vallahi işte anasıyla babası bilir, anası bilir abla bunu, anası en fazla anası bilir. Babası dağlarda taşlarda orada burada süründü bunu. Peki sizin torun 10 yıldır ortalıklarda yok, bu evlendi gitti diye size yalan söylediler mi? Başkalarına da yalan söylemişler. Evet, Elme'ye gittik biz, Elme'de sordum. Ya gelin, Fatma gelin, bu çocuk nerede bu Şükür? Benim de buna göresim geldi. Dediğimde, yani bu çocuğu biz gelin ettik. Verdik dedi, götürdüler çocuğu dedi. Peki bir şey söyleyeceğim, babaannesine, dedesine ama niye... Ama nereye gelin ettiğini, bu İstanbul'u onları demedi yani. Niye dedeye yalan, sıcak oldu klimalar açsanıza. Neden dedeye ve babaanneye yalan Osman söylüyorsunuz? Osman, hepsine aynı söyledik Didem Hanım. Kimseye aynı bir şey kaçtığını, şey ettiğini söylemedik. Hepsine aynı söyledik. Ya ne olacak, onlara bir evlendirdi, gönderdik diyebilirsin dedeye. Demedim. Ben demedim, o da demedi, ben de demedim. Çünkü sen de hayatta olmadığını biliyorsun, o yüzden söylemiyorsun. Yok, bak burada da ben yine Mustafa ile aynı fikirdeyim. Yok Didem Hanım. İkiniz de çocuğun yaşamadığını biliyorsunuz. Hayır. Kesin biliyorsunuz. Sen babaanneye dedeye söylemez mi ya? Yok dedim abi. Ben indim, araba taşıya kadar yanaştı kapıya kadar. Ben iki çocuklarıma indim, üç çocuğumla. Hı. Sarıldım. Kapıya kadar yanaştılar mı? O ev vardı, eski yıkıntı ev vardı. Oraya kadar yanaştım. Orada şoför inmedi. Üç çocuğumla geldim, indim, sarıldım. Ondan sonra biz devam ettik. Sen de vedalaştın. Vedalaştım. Vedalaşmadı diyorlar arabada. Diyorlar. Beni tutmazlar dedim. Yalan konuşuyor ablacığım. Yalan konuşuyor. Çünkü ben el kızıyım. Yalan konuşuyor. Alnının damarı çatlamış onu. Çünkü oradaydı. Hepsi biri oldular. Hepsi düne gelse de oradalardı. Tahsin Beyciğim, kızı çocuğu nereye gelin verdiniz diye hiç sormadınız mı? Kim bu da, kime verdiniz bu çocuğu diye sormadınız mı? Ya sordum ablacığım, sordum. Heh. Yalnız kah Konya'da dedi, kah İzmir'de halam götürdü, çenesine ufak çek dedi. Envai çeşit yalanlar söyledi bana. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin gelin de biraz... O kesinlikle biliyor ablacığım, o çocuğu çıkaracak o. Peki oğlum biliyor mu sence? O çocuğu çıkaracak, kesinlikle onun yeri var o işte. Mustafa nerede olduğunu biliyor mu sence? Buyur abla. Mustafa nerede olduğunu biliyor mu? Ya o da bilmiyor. O da zaten ben ona sordum. Yani anası biliyor dedi. Annesi aynen biliyor dedi. Anası ne zaman biliyor sordun? Dedi. Ablacığım anası biliyor dedi. Tahsin Bey ne zaman sordun? Ya Isparta'dan geldikten sonra sordum. Isparta'yı kimsenin orada durdular. Oradan geri geldiler aynı eve. Allah inşallah ağzını da dolandır. Peki sen bir şey söyleyeceğim. Gelince sordum. Gelin çocuk nerede dedim. Ya biz gelin ettik dedi. Şu arabadan indiğinde o biz gelin ettik çocuğu dedi, verdik dedi. Ya gece senin iddiana göre Mustafa alıyor götürüyor. Ben sonra babasıyla getti dedim. Babası yoktu ya. Babasıyla önden. Şükür'ü biraz... sordular mı sana? Sordular. Babasıyla önden getti dedim. Ha, Şükür'ü sormuşsunuz o gün, vedalaştıkları gün. Şükür nerede diye sormuşsunuz. Fatma da demiş ki babasıyla önden beraber gittiler. Mobilete bindi gitti demiş. Siz Şükür'ü sormuşsunuz o gün. Sordunuz mu o gün Fatma'ya? Yok sormadı. Sormadı ablacığım, sormadı. Ha siz sormuşsunuz. Sormadı, yalan konuşuyor o. Siz sormuşsunuz. Acayip aşırı yalan konuşuyor. Onun alnının damarı çatlamış o gelinin. Aynen. Gel amca. Baba sakin yazıklar ol. Yazıklar olsun sana. Ol. Yazıklar olsun öyle oraya çıktığın aynen için. Hı-hı. Çocuk bana senin elinde, elinin Burak altında çocuğu çıkar. Olsun. Bak çocuğu çıkar, çocuk senin elinin aynen altında. Bu çocuk sağ tahminimce benim. Değil mi onu? Evet. Ben 10 senedir ben torunumu göremiyorum. Ben kovmadan önce... Anladın mı? 10 senedir göremiyorum ben. Benim karımın adı ağzımın tadı benim. Baba bir dakika, bizi sakin ol. Kaç gün baktın? Sakin ol.
Sana bu, biz ben bunu evden kovmadan önce, bir hafta, bir ay öncesi, iki ay öncesi sana ekmeği etmeye geldiği zaman ne dedi sana bu? Ha. Şükür nerede? Oran askere gidince ne dedi ya sana bu? Bana bir şey demedi ya, bir şey demedi. Ya, yanına dedi ki Tahsin askere gidince, Tahsin askere gidince görürsünüz dedi Şükür dedi ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Tahsin askere gidince Şükür'ün yüzünü görürsünüz dedi. Bu çocuk 10 yıldır yaşıyorsa siz 10 yıl boyunca, 10 yıl ya Tahsin Beyciğim, bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, beş gün değil, 10 koca yıldan bahsediyoruz. Ya bizim babamız aramız iyi değildi ya. Ha. Tamam abla anlıyorum. Fakat sattım yani gelin ettik dedi ya. Gelin ettik, verdik dedi ya. Hiç öyle bir şey yok dedi demem. Sadece ben ne söylediysem aynı. Peki o günü bana anlatır mısın? Hangi gelin ettik dedi. Bekle. Herkese burada kasabada ankete bile getirse kasabanın alayı kesinlikle bunu gelin ettik dediğini söyler ablacığım. Tamam Türkan Hanım'a eşine mikrofonu verir misin lütfen? Eşine mikrofonu ver. Lütfen Tahsin Beyciğim, mikrofonu eşine ver. Şimdi bana bir gün öncesini, sabah saat kaçta kalktınız? Yani çocuğun kaybolduğu günün sabahı. Şey, cumartesi veya cuma günü, işte ikisinden biri. O sabahı sabahtan itibaren anlat. Evde uyandınız, kaç kişi vardınız, kim vardınız? Hepimiz ama 6 kişi vardık. Yani herkesi say bana. Çocuk, annesi, babası hepimizde vardık. Yani peki, beraber kalktık. Mustafa vardı yani. Vardı, hepsi vardı. Çocuklarım hepimiz beraber kalktık, kahvaltıyı yaptık. Bu arabaya alam gelem diye yol mobilete bindi köye gitti yani şey belediyenin olduğu yere gitti belediyeye gitti. Niye gitti? Yani arabayı getirmek için şoförle. Hızır getirmek evet. için. Peki sonra? Beraber geldiler. Ondan sonra biz zaten eşyayı uğraşıyorduk çocuklarımla. Ondan sonra kayınam geldi. Çocuklarla dışarı çıktık. Bu kamyonu kapının önüne yanaştırdı. Büyük eşyaları attık. Sonra küçük eşyaları attık. Beraber mi Mustafa ile mi attınız? Vardı. Önce seni bir dinleyeyim sonra seni. Evet. Vardı dedem hanım. Sonra? Ondan sonra çocuklarıma hepsi, küçükleri pek hatırlamıyorum yani büyükleri onlar nerede olduğunu. Şükür sürekli yardım Şükür ediyordu. Şükür devamlı yanımızdaydı. Peki o sırada babaannesi de belki hatırlamıyor olabilir. Keyfi yok ya. Keyfi olma yani şu hastalığı keyfi olmamak olarak nitelendiriyor. Belki keyfi yoktu, hastaydı, hatırlamıyor diyelim. Bir hatırlatır mısın? Yani bir... Tamam ona hepsini hatırlıyor. Peki o belki şimdi, bazı bir iki geçen... Evladın atıp da beni tutmaz zaten dedem. Aynen bir şey söyleyeyim. Belki, evladın atıp da beni tutmaz zaten dedem. Belki hatırlamasını çünkü sağlarsın. Çünkü dün gelince daha onun yanındalardı. O gün konuştunuz mu? Yani o gün mesela Türkan Hanım'la konuştuk. Yani çocuğumla falan hepsi yanındalardı. Bir Türkan Hanım'a eğer gerçekten öyleyse hatırlamasına yardımcı olur musun? Hatırlar, eğer ısrarcıysa. Hatırlat. Evladın atıysa aynıdır. Fatmacığım. Ya, bak konuşmalarına dikkat et. O adamlara iftira atma yaşlı adamlara bak. Hiç kusura bakma. Hiç kusura bakma. Bak atma. Aynı sensin. Bak cezaevine bir gireceğim. Bak o adamlara yaşlı adamlara iftira hiç atma. Atmayacağım. Bana de yalan çığırsın. Hadi de bana ama o adamlara iftira atma. Hayır, vardı. Van biliyor. Niye çıkmadı televizyona? Çıkartın. Sen de vardın. Bunu bu basına çıkartın televizyona. Tabii yapacağız. Sen bunu de vardın. Tabii ki. Hepsi tabii biliyor. Ki. Kardeşi de biliyor. Halası da biliyor. Amcasının kızı da. Hepsi sürerse hepsi biliyor. Bir şey söyle Mustafa. Senin annen kızının hamile olmadığını... Ya ben adamlara küsüdüm ya. Hayır, koca köye başka bir beni dinler ya. Misin lütfen? Senin baban ve annen çocuğun hamile olmadığını biliyorlar. Evet. Onun ailesi biliyor. Heh. Bak ben onu da biliyorum. Onun ailesi hamile olduğunu biliyor çocuğun. Meryem biliyor, halası biliyor. Hepsi biliyor. Hepsi biliyor. Senin baban ve annen o hamile... O adamlar bilmiyor bak. O adamlar tamam, inanır ama. Bak tamam bilmiyorlar. Bence de bilmiyor. Ben o adamlar çünkü ben o adamları küskettim Osman'a. Ama o gün taşındıkları gün orada annen vardı. Orada. Vardı. Ya ben bilmiyorum valla orada bir şey orada olmadığını. Gen de vardı. Bak bir şey söyleyeceğim. Fatmacığım sen beni anlamadın. Belki Türkan Hanım hatırlamıyor olabilir. Bir detay söyle de Türkan Hanım orada olup olmadığını hatırlasın. Ya dedim hanım. Mesela ne yediniz? Vardı, Hızır vardı. Ne yemek mi yediniz? O günü bir detay. Yemek yemedik. Sadece eşya yükledik. Yemek memek yok. Sadece eşya yükledik. O da diyor ki ben diyor hastaydım nasıl eşya yükleyeyim diyor. Hayır o zaman hasta bilen değildi. Daha şurada 5-6 senedir hasta. Hı. Yani o zaman bile hastalığı bile ameliyat yok. Falan olmadı. Aa, o zaman. Şey olmadı. Sağlamdı. Sağlamdı. Anne kaç yaşında? Hanımefendi kaç yaşında? Vallahi... 64-65. 56 doğumunun olması. 55, daha 56. Genç ya 10 yıl önce de. Ya o adam 55-56 yaşında. Oğlu, oğlu, gidim oğlu, ama araştırma ameliyat ne zaman olmuş? Daha yeni oldu ya. 1-2 ne zaman, senedir. Ameliyat ne zaman oldu senin anne? Geçmiş olsun. Valla babam da ameliyat oldu. Ne zaman? Oldu. Ne ama zaman? Hatırlamıyorum ki. Belinden oldu. Başka bir şeyden. Beyinden mi olmuş Didem Hanım? Beyinden mi olmuş? Ben bizim Sparta'dakan ameliyat olmadı mı lan buna? Neyinden oldu? Beyinden oldu. Beyinden olunca beyinden mi oluyor? Kafadan mı oluyor? Sen... Mustafa bir dakika. Mustafa sen köyde yoksun ya.
Mustafa beni köyde yoksun. Beni sildiler mi? Ya biz Isparta'ya taşındığımız zaman oraya geldi, hastanede yattı, ameliyat oldu. Onu demiyorum. He. Taşındığın gün sen orada yoksun ya. Ben yoğdum, vallahi yoğdum ya. Nereden biliyorsun annenin o kadar annene soru sorduğumuzu? Ya küstadan benim evime gelir mi ya? Ne biliyorsun hasta olduğunu? Ne biliyorsun ameliyat olduğunu? O zaman küstüysiniz. Küstük vallahi küstük. İstediğiniz adama sorabilirsiniz. Vallahi de küstük, billahi de küstük işte ya. İşte küstüldük. Taşındığımız gün küstüldük diyemem ama. Bir şey söyleyeceğim. Sadece kaynatayla küstüdük. Kaynatam bununla küstüdü de darısı. Ben bilen konuşuyordum. Arpa bilen verdim. Arpa o gün vardı geldi. Evde. Koyunlardan kalan arpa vardı. Onu bilen bunlara verdim. Tavuklar vardı. Bunlara sattım. Peki. Yani yalan konuşuyorlar. Başka Türkan şey Hanım, değil. Türkan Hanım o gün torunuyla konuştu muyuz Şükür'le? Konuştu. Ne o konuştu? Yani orada eşya taşırken bilen ikisi beraber tuttular. Peki o sırada yani sen dikkatini çekecek kadar senin kadar irileşmiş. Evet. Çocuk kilo almış. Sen onun hamile olduğunu eğer anladıysan. Türkan Hanım. Hala kendi de söyledi. Bu dedi neden iri, yani irelermiş dedi. Ha, yani, sordu mu? Sordu. Tamam. Türkan Hanım siz torundaki. Kiloleşmiş dedi. Tamam. Kilo. Eşyaların yüklendiği gün siz torunun kilo yalan, aldığını... Yalan 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 sormadın da tüy etmedin. Bir de sormadın, abi, sordu sordu. Soruna. Ne dedi bana sordun da? Ne dedi hatırlat, hatırlamıyor. Kilo, yalan. Bilmiyorum ben, yalan, hatırlamıyorum. Onun hepsi, şeyim hepsi yok. Yalan. Peki. Bak, bana istediğin iftirayı at da onlara iftira atma. Anam guan değildi ya şimdi ya da. Ne oldu şimdi, anam guan mı oldu? Şimdi anam guan mı oldu? Gücünden onları anamaktan baktan sildim. Senin gücünden senin onları anamaktan demedim lan. Ettin ya benim yüzümden. Ha, senin gücünden anamaktan şey. Senin arkası. Senin gücünden ben onları anamaktan demedim senin lan. Senin kökünü araştırsınlar, benim kökümü araştırsınlar. Ulan araştırıyorum işte, sen burada değilsin işte. Senin kökünü sen araştırsınlar. Sen burada değilsin işte, ben nasıl yüzüm olacağım. Bir dakika, bir dakika. Tahsin Bey. Türkan Hanım, siz torununuzu bir ay içinde gördünüz mü? Buyur. Torununuz 5,5 aylık hamileymiş. Hiç gördünüz mü Isparta'ya gitmeden önce torununuzu? Görmedim. Anasına sorun. Anası görmüştür. Anasına sorun. Hayır, hayır. Bir şey oğlunla anası şey, sesleri. Ya bir şey senin söyleyeceğim ya. Bir şey olsa, gideceğim. Senin kızın bir şey olsa sen bilmem. Anası biliyor. Anasına sorun. Ama diyelim ki annesi bir şey saklıyor. Senin, anasına sorun. Bak senin söyleyeceklerin de. Siz torunu hiç görmediniz mi? Çocuk kilo almış. 5,5 aylık hamileymiş. İnan ki görmedim yavrum. Neyi yalan söylüyorsun? Desem mi? Demen mi ya? Demen mi? Görmedim ben. Hiç görmediniz torunu. Ama hamileymiş değil de. Hamile, kimden hamile olmuş? Sorsun diye bakalım. Kimden hamile olmuş? Doğru, güzel bir soru. Biliyor anası. Anne bilir diyor. Hiç ben olduğunu. bence de bak kimden hamile olduğunu bence biliyor Fatma. Oradan hepsi mi yani? İşte orası bu, kilit anası, noktası. Anası bilir. İşte orası kilit ama noktası. Ama iftira de. Niye gözlerin daldı? Kimden hamile olduğunu bir çocuğun annesi hiç bilmez mi? Hiç bilmiyorum. Hiç de bilmiyorum. Ha? İnsan zaten durmam. Durmam. Sen kafama takıldı benim. Meryem'e. Çocuğun göğüs uçlarında, memelerinde karanlık. Bir kadını söylemedim. Hayır, yalan söylüyor. Onu da yalan söylüyor. O zaman Meryem'e bunu başka biri söylemiş olabilir mi? Söylemiş olabilir. Belki de ben söylemişimdir. İşte. Acaba çocuğu kontrole götürdüğünüzde Mustafa'cığım. Çocuğu, diyelim ki dediği doğru ve çocuğu kontrole götürdünüz hastanede. Yani o Recep mi o sırada yardımcı oldu sana? Öyle iddia ediyor. Hastanede Recep diye bir... Recep kim de bana yardımcı olacak ya? Normal bir orada bir memur ya. Hasta bakıcı mı? Yok ya, ne hasta bakıcı, orada bir ambarda mı bir şey, bir memur ya. Bu adamın hasta değil, otodur, şırınga vurmasın bilmez, bilmem netmesin bilmez ya. Ya acaba, bunların niye günahını alıyoruz ya biz ya? Köyde şöyle iddialar, dedikodular da var. Şöyle iddialar ve dedikodular da var. Buyur. Her şeyi sormak durumundayım çünkü kızını beraber arıyoruz. Sorabilirsiniz. Recep'in, senin çocuğu Recep'e götürdüğün, hastaneye değil de Recep'e götürdüğün, Recep'in daha önce de kadın doğum bölümünde çalıştığını biliyor muydun? Yok, bilmiyordum valla. Ben sana söyleyeyim. Hı-hı. Daha öncesinde kadın doğum bölümünde ya çalışıyormuş. Ya ben götürmüş müyüm ona? Hayır, iddiaya böyle göre. Böyle bir madde vermiş mi? İddiaya göre. Bak, ama sen bize daha önce demiştin ki hasta kabulde demiştin. Ya ben Recep öyle biliyorum. İçin. Ambar memuru mu? Memur, normal memur mu? Ben sana söyleyeyim. Bak ben sana söyleyeyim. Söyle. Recep kadın doğum bölümünde çalışıyormuş önceden. Benim bu çocuğu götürdüğüm tarihlerde orada mı çalışıyormuş? Önceden orada çalışıyormuş. Benim götürdüğüm çocuğun kaybolduğu zamanlar. Önceden orada çalışıyormuş. Kadın doğum bölümünde çalışıyormuş. Acaba sen o gün iddiaya göre
köyde konuşulanla ben bunu hiç buradan duymadım. Hı. Köydeki bir iddiayı söylüyorum. Sen o gün Recep'in evi nerede? Köyün merkezinde. Recep'in evde de benim evden uzak ya. De köyün içinde ya, merkezde ya. Çocuğu oraya götürüp hı, hamile olup olmadığını Recep'le kontrol ettikten sonra. Hı. Çocuğu ondan sonra mı bıraktın acaba? Çocuk ondan sonra mı kaçtı? Bizim hanım bana böyle iftiralarla gelemezsin. Ben iddiayı soruyorum, iddia ben, iddia. Bak, bir erkek, bir baba çocuğunu bir elin hmm, erkeğinin yanına götüremez. Çünkü hastaneye götürdüysen... Bana böyle böyle üstümle gelmek mi hemen üstüme? Hastaneye götürdüysen kayıt altına alınması lazım. Beni götürdüysem anası niye gelmedi benimle? O doğru bak. He? Bana bu iftiralarla gelmen. Bana gerçeklerle gelin. Bana söylüyor, doktor gerçeklerle. Peki köyde niye böyle dedikodular var? Recep, bu arada Recep'in soy ismi ne? Ben Isparta İl Sağlık Müdürümüze seslenmek istiyorum. Sayın Müdürüm, Müdür Bey'in ismini de bana söyler misiniz arkadaşlar? Müdür Bey'e bir seslenip anons etmek istiyorum. Recep Bey, soy isminin de Can olduğu söyleniyor. Hakkında çok ciddi iddialar var. 15 yaşındaki bir kız çocuğunun hamile olup olmadığı ile ilgili bu olaya karıştığı, çocuğun hamile olup olmadığı ile ilgili kontrollerde babaya yardımcı olduğu, hatta bu kontrolleri kendisinin yaptığı ya da hastanede yaptığı ile ilgili Sayın İl Sağlık Müdürüm, Isparta İl Sağlık Müdürüm Recep Can'la ilgili inanılmaz iddialar var. Ben Recep'in de konuşmasını önemsiyorum. Recep'in de konuşması lazım. Daha önce kadın doğum bölümünde çalışıyormuş ama o gün hastaneye eğer gelmiş olsaydı Mehmet Karakaya, Doktor Mehmet Karakaya, Isparta İl Sağlık Müdürüme seslenmek istiyorum. Sayın Müdürüm, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun nerede olduğunu araştırıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü personeli, Sağlık Bakanlığı personelinden Recep'in bu işin içinde olduğu, çocuğun hamile olup olmadığı ile ilgili olaylara karıştığı, yasa dışı yollardan çocuğun hamile olduğunu öğrendiği, babaya söylediği iddiaları var ve şu anda da hayatta olmama ihtimali var. Hemen tamam, bir kez daha İl Sağlık Müdürüm Sayın Doktor Mehmet Karakaya'ya sesleniyorum. İnşallah o da kendisiyle ilgili bir iş soruşturma yapacaktır. Olay Sayın Müdürüm Sayın Mehmet Karakaya 15 Şubat 2014 yılında gerçekleşiyor. Kızımızın 5,5 aylık hamile olduğu iddiası var ve kızımız o tarihten beri ortalıklarda yok. Sizin çalışanınız hangi hastaneydi Mustafa'cığım? Devlet. Şu anda Şarkıraş Devlet, Devlet Hastanesi'nde. Dolayısıyla Şarkı Karaağaç Devlet Hastanesi'nde şu anda çalışmaya devam ediyor. Daha önce kadın doğum bölümünde çalışmış. Peki bu insanla hiç bir araya geldiniz mi siz? Ben hiçbir zaman bir araya gelmedim. Tanışıklığınız bak, var mı? Bak bu adamın ekmeğiyle oynayacağız. Ben, bu adamın hiçbir alakası yok. Temizse gerek yok. Bak temizse gerek yok. Daha iyi. Benim anlam açık. Tamam ben Recep için söylüyorum. Benim anlam açık. Sıkıntı yok. Peki. Benim yanıma gerçeklerle gelsin. Gerçeklerle. Niye onun Recep'in adını verdi? Bu Recep'in adını neden verdi? Gel söyledi. Recep'e oraya tanışıyorlar mı Recep'le? Tanışıyorlar. Oraya götürdüğünü, ona şey ettirdiğini ve benim adımı verme demiş o çocuk. Şimdi normalde devlet hastanesinde eğer resmi yollardan girmiş olsaydı hemen hastane polisi devreye girer olayı bitirirdi. Kayıt yok. O zaman Recep yasa dışı bir iş yapmış. Kayıt yok. İddiaya çünkü göre. Bu döz, böyle söyledi. Kayıt almadı ama beni de ben söyleme. Ben İl Sağlık Müdürüme güveniyorum. Gerekli iş çek. Sanki konuşurken yanımızda mıydı da böyle kelimeleri kullanıyordu. Bak ailem adam bana iftira atma. Ağzınla söyledin. Geldim ağzına. Bak, o gün söyledin. Mustafa gitmediyse ortaya çıkar. Adı temize yazıklar çıkar. Yazıklar olsun sana. Vallahi yazıklar olsun. Ha. Bugün saatten sonra hep sana bana yazıklar olsun. Bak hatta ben ne kadar da yazıklar olsun. Ben 10 senedir günde yazıklar olsun bana. Çünkü bu yazıklar olsun ben bana. Ben hastanenin tam adını yani söyleyeyim. İnan ki yazıklar olsun. Ha, şu 10 sene evvel çıkaydım. 10 senedir evvel çıkaydım. Ya ben böyle... Çok pişman. 2015'te, 2014'te, 2015'te kızın kayboluyor. 2017'de sevgilini yakalıyorum evet, ben senin. Evet yakaladım. Niye çıkarmadın ya? Utanmaz. Niye çıkarmadın ya? Utanmaz. Niye çıkarmadın? Ağzına diyorsun ya niye çıkarmadın ağzına? Utanmaz. Sensin utanmaz. Nasıl iftira atabilen adam var lan? Ben izninizle. Bu meselenin asıl çocuk tıbbi kontrole gitti mi gitmedi mi? Şarkı Karaağaç Doktor Saadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'nde şu anki görevi tıbbi sekretermiş. Recep'in şu anki görevi. Tamam doğru. Ama Recep belki eğer
Hiç bir araya gelmişliğiniz yok mu Recep? Vallahi yok. Telefon görüşmeniz de mi yok? Bak, var, bak var, bu kız kaybolduktan sonra... Bak HTS'lerde batıdan... çıkar bak doğru söyle. Ya çıksın ya. Obaylı boyu bize çıkarın ya. Bak telefonumu kovabilen gidemem ben burada. Ben her şeyi sormak zorundayım. Hiç bir araya gelmişliğiniz yok. Gelmişliğimiz yok. Bak kaç sefer... Geçen sene mi, önceki sene mi eve geldi de sana yardım da yapmadım mı? Kim yardım etti? Bir de bana. Recep. Telefonlarını değiştirdi. Bu telefon değildi. Yardımı bunu yenilemedi ya. Ne yardımı ya? Demek ki eve gelip gidiyor bu çocuk. Ya o... Didem Hanım bu telefon değildi. Bak bir telefondan da araştırın. Evet dağı diyor. Kaç tane telefon aldığını araştırın. Yani numarası kaç tane numara Bir tek benim evime değil. Garibanlara yardım etti. Az önce tanımıyorum dedi. Şimdi ya, tanıyorsun. Ya şimdi tanımadım diye. Az önce sen dedi. Ya ben kendisini konuşurum, tanırım. Ha, ama işte. Evimiz uzak. En azından onun evine benim evimde 6-7 kilometre var. Tamam ama ben az önce sana tanıyor musun, tanımıyor musun bilmem dedin. Nasıl kim dedi ya bilmem diye. Az önce sen dedin Mustafa. Ya ben bilmem deyip kelime konuşmadım ben ya. Ay sevgili izleyiciler. Ama bazen merhabalarımız yok. Ha, samimiyetin yok. Samimiyetim yok ya adamıyla tamam. Ya. Var samimi, her şey var. Bayağı samimi. Var var. Yalan ya samimiysem samimiyim. Yana mı konuşacağım size ben? Valla Recep Bey ben sizi de dinlemek istiyorum. Çünkü dinlesin bu olayın, bağlan yayına. Bu olayın tam göbeğinde de siz varsınız. Valla. Konuşacağını hiç zannetmiyorum. Ha? Konuşacağını hiç zannetmiyorum. Ya bana konuşmasa devlete konuşacağım. Herhalde iyi sağlık müdüründe de bir şey yapar bir zahmet bir şey söyler yani. Sonuçta 15 yaşındaki bir kız çocuğu gayri resmi yollardan bir devlet hastanesine getirildiyse, kayıt altına alınmadıysa ve bunu Recep gayri resmi yollardan yaptıysa bu nasıl ciddi anlamda suç. Nasıl suç yani. Nasıl yapamaz ya. Normalde. Ha? Yapamaz normalde. Suç. Yapamaz ya. Adam kendisini riske mi atar ya? Evet. O zaman götürmedin o zaman doktora. Doktora diye çıkarmadın. Çıkardın o zaman. Doktora diye çıkardın o zaman. Sadece bize doktor diye çıkardın. Başka bir yere götürdün belki de. Nereye götürdüm ya? Öldürmeye mi götürdüm? Belki de öldürmeye götürdün. Çünkü doktor diye çıkardın evden. Sen adamların ismini verirken verdin. Verdim. He? Sen öyle dedin çünkü. Nereye götürdün ben kızı? Ben yani kafamdan uydurmadım o Recep'im Recep'im. Nereye götürdün ben kızı? Ne bileyim ben nereye götürdün? Götürken sen yanıma niye gelmedin? Sen doktora diye çıkardın niye ya. Niye gelmedin yanıma? Doktora diye yanımda çıkardın ya. Yanımda niye gelmedin? Doktora diye çıkardın ya. Doktora giderken tamam doktora odana giderken çıkardım. Sen niye gelmedin yanıma? Niye götürmedin? Kim götürmedi? Sen. Ben sana gelmem dedim. Niye demedin gel diye, beraber gidelim diye? Ulan yıkarken yıkadım diyorsun, dastarını giydirdim diyorsun, kocuğunu verdim diyorsun, kimliğini verdim diyorsun. Verdim. Bak bir de utanmadan sen niye gelmedin? Ben de gidelim seninle de. Verdim. He? Kimliğini cebine koydum, verdim. Ama tamam verdin de niye gelmedin sen benimle? Benimle niye gelmedin sen? Bak doğru soru bu. Sen niye gelmedin ya? Çok doğru soru bu. Belki kız bir soyunur boyunur bilmem ne değil. Sen yanımda niye gelmedin? Erkeğin de niye çektim? Bak tahrik etme beni. Ya. Ah sen beni evden kovmadan önce bu kelimeleri bir konuşaydın sen. Bak, Allah'tan başka kimse korkunmuyor. Böyle yapacağımı bilen ya. Diyorsun işte ağzınla. Ben eğer böyle yapacağımı diyordum ben sana çıkarttırmazdın evden sen beni. Eğer ben de jandarmaya bilen gideceksin diyeceksin he. Onu geç sen. Dedim bir abi. Annene sormak istiyorum izninle. Türkan Hanımcığım. Şimdi senin gelin diyor ki 5,5 aylık hamileydi. Ben hamile olduğundan şüphelendim. Sonra işte senin o Mustafa'ya söylemiş, oğluna söylemiş. Oğlun da o akşam sizin o köylü Recep var ya, Recep'e tamam. Recep'e götürmüş. Peki ben şunu merak ediyorum. Tamam. Yani sence kimin hamile bıraktığını, ya bu hamile olup olmadığını siz biliyor muydunuz çocuğun? Önce sana onu sorayım. İnake duymadık da bilmiyoruz da. Her yok. Şey anası biliyorsa sadece gelin olduğunu biliyordur. Biliyorlardı. Peki. Kim hamile ettiğini, kim şey ettiğini anası biliyordur. Yani şu anda Fatma çocuğu... Anasından başka bilen yok. Çocuğu kimin niye, hamile... Niye çıkarmadı da şimdi çıkarıyor? Ha, bak bu da güzel soru ama senin oğlun da konuşmamış bu arada. Yarın bak bir. Oğlun da konuşmamış. Şimdiye kadar niye çıkarmadı? Oğlum değil miymiş? 10 senedir kayıp da. Ama ikisinin suçu var burada. Ben şunu önce bana şunu söyle. Sence Fatma 15 yaşındaki senin torunun torununu kimin hamile bıraktığını Fatma biliyor mu? Onu ben bilmiyorum. Bilse de bilmese de şimdiye kadar çoktan çıkarması lazım 10 senedir. Çocuk 10 senedir oldu kayboldu diyor. Oğlum da çıkaraydı. Ben biliyormuşum ya. Niye çıkarmadı? Peki bir şey soracağım Türkan Hanımcığım. Ana çıkar. Türkan Hanımcığım arkadaş o bilgiyi bursunu bir daha söyle. Peki sen buyur. Sonrasında çocuğun hamile kaldığını duydun mu hiç? Duymadım. Yalnız bu gelin ettiğim değil çapalardı, çitilerdi orada burada kızın nerede diyene
gelin ettim demiş. Fatmacığım bir şey söyleyeceğim. Şükür nerede, Mustafa, şükür nerede gözükmüyor diyene. Bir dakika Mustafa'cığım. Bir dakika, bir dakika. Senin eşin Mustafa, şimdi sen bir ay önce söyledim diyorsun. Evet. O da diyor ki ben bir aydır orada değildim diyor. Doğru mu? Sen olmadığını söylüyorsun. O da diyor ki bir aydır ben köyde değildim diyor. Sen de köydeysin, köyde olduğunu söylüyorsun. Peki o gece mi aniden mi çocuğu hastaneye? Aniden Didem Hanım, aniden. Hiçbir şey yoktu ortalıkta. Şüphelenmedin mi aniden? Niye gitmedin? Hiç şüphelenmedim. Aniden ben bunu doktora götüren gelen deyince ben hiçbir şüphelenmedim. Akşam Didem 8. Hanım. Evet. Saçma değil mi ya? Didem Hanım. Bilmiyorum. Sana bir soru soracağım. Of. Ona değil. Sen bir anne olarak babaya dedin ki bir ay öncesinden, onun ifadesine göre bir ay öncesinden dedin ki ya ben bu çocuktan şüpheleniyorum misal. Veya hamile olduğuna şüphelenim dedi. Ben bir ay öncesinden diyeseye kadar, bir aydır ben geleseye kadar hani, bir baba geleseye kadar hani, hiç mi ev kızı karşına oturtturup da bizim sen hamile misin, bilmem ne misin, kimden hamile oldun diye sormayın. Cevabını bildiği bir soruyu sormuyor bence. Cevabını biliyor. Bak ben orada şu noktada hemfikirim seninle. Fatma o çocuğu kimin hamile bıraktığını biliyor. Ben o konuda netim. Ya babaya diye şey kadar bir ay öncesinden size güzel bir soru sordum bak. Yo yo tamam tamam ama ben sana diyorum ki cevabını bildiği bir soruyu sormuyor o yüzden. Heh. Bak çocuğu kimin hamile bıraktığını biliyor çünkü. Bak sen aynı fikirdeyim. Tamam teşekkür ederim. Cevabını biliyor. Teşekkür ederim. Ben o çocuğu kimin hamile bıraktığını senin bildiğini biliyorum. Ben biliyorsam kendi de biliyor o zaman. Ha, o da güzel. Baba nereden biliyor? O zaman biliyor? Genel de biliyor o zaman. Ha, ikisi de biliyor. İkiniz de biliyorsunuz genel çocuğu. Genel de biliyor o zaman. Değil mi Mustafa? Bak o da sana karşı soruyu sordu. O da mantıklı bir soru. Ya kendisi şöyle ya, bir ay öncesinde haber verdim diye. Ben bir ay öncesinde geleceğe kadar hani, şimdiye kadar kızını oturtup da niye sormadı? Sen kızım niye hamile sormadın? Misin neden dedi? Şimdi de niye bu var diyeceğim. Sen niye sormadın? Ben bir ay öncesinden ben diyeceğe kadar ben bilsem bile yanına oturdurum. Hı-hı. Kızım sen kimden hamilesin? Belki yani ben... Ne ya? Bileyim ben? Nasıl kendine ya? Ne bileyim ben? Sen ne diyorsun? Ne diyorum? Sen... Hiç kusura bakma. Sen nasıl bir kusura atıyorsun lan bana? Ne yazın okuyacağım ben? Sen bil, sen ben ne yazın okuyacağım? Haydi de bana. Bir şey biliyorsan net bir şekilde söyle. Bir de bana. Bana böyle bir sıra atamazsın. Böyle mi yönlendiriyorlar seni? Ben dedim ya sen geldin bilmiyorsun ya. Böyle mi yönlendiriyorlar? Ben mi biliyordum? Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam bir dakika lütfen. Bir dakika lütfen. Bir sessiz olur musun? Sessiz ol. Tamam. Lütfen Mustafa sen de oturur musun? Mustafa oturur musun? Mustafa sen lütfen. Sen iftiralar atıyorsun ya bana. Senin iftiraların hepsini Didem Hanım biliyor. Fotoğraflarını, videolarını. Ben daha uygunsuz. Daha... Vallahi. Sen atma. Yayınladım zaten. Ha, bak bak atarım. Hiç kusura bakma. Burada. Evet, bana iftira atma. Tamam Mustafa. İftira atma bak. Hiç kusura bakma. Sen bana ne söylüyorsun? Ben sana aynısını diyorum. Bak görüyor musun bak ben. Resmen itiraf ediyorum. Lütfen oturur musun? Resmen itiraf ediyorum diye bak. Tamam otur atmıyorum. Sen bana nasıl yapıyorsun? Ben sana. Ben itiraf etmiyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Yatakta ne zaman yatıyorsun? Didem Hanım biliyor. Gördü gözüyle senin videolarını. Yatakta. Ya. Yatakta. Benim sadece şeyim var. Değil mi? Mesajlarıma başka hiçbir şeyim yok. Var mı Didem Hanım? Sadece mesajlarım var. Görüntülerin de var. Yok görüntülerim. Sadece başka ben bir şey. Ben yalan konuşmuyorum.
Yalan söyledi zaman. Mustafa oturur musun? Bak, bak o, o kelimeyi bir daha kullanma. Mustafa daha oturur musun? Bana öyle bir şey atmasın. Fatma bir sakin olur musun? Bir bak. Şey söyleyeceğim. Bak, bak. Resmen tehdit ediyorsun. Haydi devam. Bir babayı çocuğuna yanlış bir şey yapmakla suçluyorsun. Hayır, canı o, yandığı o, için mi bunu söylüyorsun? Bir dakika. Canım yandığı için. Ama bak, canım yandığı için de ya bak. Canım yaktığı için. Hayır. Sevgililerim ortaya atmasın. Sevgilim memgili yok. Kardeşim şu anla... ben anlamıyorum ya. Sevgilim yok. İnsanın canı yandı diye ben babaya. Ben o sevgilim memle değişmem. Buna değiştim ama sevgilime değişmem. Sen beni anlıyor musun? Anlıyorum. Ama sevgilim yok. Sevgili boş ver. Otelde bile, otelde bile senin mesajlaştığın erkek kala yazdığın mesajda otelde bile gören havalı ha? Ya Mustafa bir sakin olur musun lütfen? Bak, bak Didem Hanım bak şu anda temizliğin... ...atmasın bak. Ben bir öğrenmeye çalışıyorum. Müsaade eder misin sen de? Bir müsaade soru sorayım ya. Dur, tamam özür dilerim. Bir şey soracağım. Şimdi... Canının yanını bir kenara bırak. Senin canın umurumda değil senin canın yanım. Yani duygusal olarak ondan hiç bahsediyorum. Değil. Bak bana şunu söyle. Sen bir babaya canın yandığı için mi iftira mı atıyorsun? Bir şey bir bildiğin için bilmediğim mi? Bilmediğim için. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani bir dakika. Bir, baba ya. Bir dakika lütfen. Babanın, babasının çocuğa hoş olmayan bir şey yaptığını iddia ediyorsun. Bir zaman. Bir kanıtın var mı? Hayır, kendi bana nasıl şey iftira atıyorsa eğer ben bildiği halde yani her şeyi bildiği halde bana iftira attığı için ciğerim yanıyor. Yani her şeyi bildiği halde çocuğumun kaybolduğunu, o gün evde olduğunu, geldiğinin götürdüğünü her şeyi bildiği halde bana iftira attığı için ya canım yakıyor. Onun için diyorum. Heh, bakın bir şey biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Bir şey gördün mü? Hayır görmedim. Ya bir babaya çocuğu... Ama yani çocuğumla bana evdeydi başka bir şey bilmiyorum Didem Hanım. Yani o gün götüren de kendisiydi. Didem Hanım. Çocuğumun çıktı. Geldi. Söyle Pınar. Bir daha söyle. Az önce şöyle bir kelime kullanmışsın. Bazen atlıyorum ben. Yeğenlerinin götürdüğü gibi kelime kullanmışsın. Yeğenleri kimi götürdü ya? Hayır yeğenleri demedim değil mi? Demedi. Hayır. Demişsin yeğenleri götürdü diye. Yeğenleri almadım. Demiş ben. Hayır, onu, izleyici ben şu bağırış çağırış içinde dikkat edemedim sevgili izleyiciler. Dedeme size sorayım ben. Yeğenleri ilgisiyle hiçbir şey demedim. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi sonuçta sen annesin o da bir baba. Tamam. Ben tamam babasa sen ama diyorum, sen, anne sen olarak... şunu hay sen şunu ima ediyorsun sürekli. Evde yalnızdın. Dolayısıyla sen çocuğa yanlış hoş olmayan bir şey yapmış olabilirsin. Bu bir şüphe mi? Şüphe. Peki bu bir acaba bildiğin bir şey var kanıt hiçbir mı? Şey o yüzden mi çocuğa hamile kim yok bıraktı diye soramadın? O zaman şüphelenmedim ama şimdi eğer bu şeyle bana yüklendiği için çünkü yani biliyor her şeyi. Çocuğumun ne olduğunu, çocuğumun geleni götürdüğünü, yani hamile bir ay öncesini söylediğimi, İsparta'ya beraber gittiğimiz hepsini bildiği için, yani bana yüklendiği sen de o zaman cevabını bildiğin için seni kim hamile bıraktı diye sormadın öyle mi? Hayır, bilmiyordum. Bilsem zaten susmam. İşte orada da emin değilim. Yani Mustafa da tabii burada çıldırıyor. Bana... Canın yandığı için iftira mı atıyorsun? Ya kanıt önemli. Yani bir babanın bir çocuğa yanlış bir şey yapabileceğini söyleyebilmek için. Dedim ben çıkmadığını biliyorum. Neden şüphelendin? Çocuğun çıkmayacağını bildiği çocuk için. Çocuk kaybolduktan sonra... ...aradığım halde. Yalan konuşuyor dedim ben. İhanet mi? Ben şey bak yok. Burada geçenlerde bir yayın, burada yayında kullandım ben bu kelimeyi. Kızıma bir kötülük yapacak olsaydım... Kızım abi öldürecek olsaydım seni de öldürdüm dedim ben burada bu kelimeyi kullandım. Yine kullanıyorum. Ben kızıma kötülük yapacağım dedin. Ben bu kara... 18 yaşına çıkacak telefonu varmışmış çağırdı gelinini götürdü dedim. Bak bana bu yüter arayı gelme. Hiç kusura bakma. Gelme. Hiç kusura bakma. Bak ben kızıma bir kötülük yapsaydım. Bak dedim ama yine konuşuyorum. Bak bir şey diyeyim o gün telefonu var ve telefonu... Yalan ya bu telefon telefon ya. Çocuğun telefonu nerede olacak ki? Ben de yalan. Nasıl ben bu kelime diyebilirim ben ya? Saklamış bizden diye söyledi. O saklamış bizden dedi. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Babası o çocuğa yanlış bir şey yapacak. Sen 10 yıl boyunca şüphelenmeyeceksin. 10 yıl sonra mı Mustafa'dan şüpheleniyorsun? Evden kovunca. Evden kovunca. Çıkmayacağını bildiği için. Bana yürüdüğü için. Evden kovundan tuttum çıkardım. Benim üstüme yürüdüğü için. Benim bilmediğimi biliyor. Benim bilmediğimi biliyor. Ya bildiğim bir şey varsa söyle. Bilmediğimi bildiği için bu hali yapıyor. Bilmediğimi bildiği için. Aynen. Zannediyor. Biliyor. Senin ama sen her şeyi biliyorsun. Hayır, şey senin bildiğin ne var o zaman? Hayır, şey senin bildiğini söyle bana. Hayır bilmiyorum. Bildiğin ne var? Bildiğimi zaten susma. Bildiğin... Susmam. Senin ne bildiğini Mustafa bilmiyorsa senin bildiğin ne var? Hiçbir şey yok. Bilmediğimi bildiği için yani kendisiyle ne olduğumu bilmiyorum.
Yani benim üstüme vakit geçiriyor. Hiçbir şey yok başka. Bak o evde yanlış bir şeyler olacak, tamam mı? Yanlış bir şeyler olacak ve bir anne farkında olmayacak. Hayatta inanmıyorum. Çok netim yani. Farkında değildim dedim ben. Farkında değildim. Çünkü acaba evde değildim. Aklıma şöyle korkunç bir şey geliyor da, çok korkunç bir şey. Eski Fatma değildim diyorsun ya. Mustafa'nın o çok büyük bir suçunu biliyorsun. O aynı zamanda büyük bir sırrını biliyorsun. Mustafa da senin bildiğini biliyor. Onu kullanarak sonrasında önüne gelen erkekle yazışıyorsun, hayır, mesajlaşıyorsun. Hayır. Sen de artık o hayatı yaşamaya başlıyorsun. Için korkunç şey. Değil mi? Bak, korkunç değil mi? Şey korkunç değil mi sevgili bak, izleyiciler? İşte. Bence korkunç. Ben bir şey ama doğru olabilir. Ben bir şey saklıyorsam bura çıktı. Şu anda benden için bitti. Ben ne biliyorsam açıklarsın. Ama bak size yine de öyleyim burada. Eğer yayın ki yayında bu kelimeyi bir daha kullanırsa... Kızı bul o zaman kızı. Ben çıkarmışım ya sevgilimle doğru. Önceki sevgilimle bul. Dedi ki benim bildiğimi bilmiyor dedi. Ne demek bu? Ne bileyim ben ya ben bildiğimi bilmiyorum. Açıklasın. Seni takip etmiş mi acaba? Kim o gece? Etmiş? Takip mi etti seni o gece acaba? Takip ettiyse takip ettim desin. Acaba sen çok yukarı gitmedin çocuk orada başına bir şey getirdiğinde. Bak Didem Hanım bunları geçin bunları. Benim çocuğu... Kimliği nerede buldu? Çünkü Meryem diyor ki kimliği o sabah bulmuşsun sen. Yok Didem o sabah bulamam. O sabah bulduğumda niye kimlik dağınık o zaman? Acaba sen arka oralarda dolaştın. Mustafa çocuğa bir şey yapmış olabilir diye bir yerleri mi kontrol ettin? Hayır Didem. Toprağı sadece mı kontrol ettin? Çocuk aradım. Hayır orada toprağı bilen mı kontrol? Ya da başka biri hayır. Çocuğa bir şey yaptı diye hayır, biz... oraları mı kontrol hiç, ettin? Ben dışarı çıkan Didem Hanım. Çocuklarıma bindim orada garnına gittim. Çocuğun ameliyinden veyahut da hastaneye götürmemden veyahut da motosiklete götürmemden hepsi yalan. Didem Hanım hamile değil de niye hamile diye bak. Biz millete çocuk var çocuklar torunlarımız söyledik. Doğru evet o da doğru. Kaçtı demedik sadece torunları söyledik torunları. Bir çocuğu var iki çocuğu var iki bir çocuğu oldu. Niye söyledik o zaman niye söyledik o zaman torunlar niye dedik diyor. Sen söylesin söyleyen sensin. Öyle mi ben miyim sen niye yalan anlamadın sen niye yalan anlamadın. Bırak bu işleri bak ben öldürdüysem öldür diye. Delendi mi ki dedin bilmediğimi ya. Bilmediğimi bildiğin bak. İçin aynısını söylüyorum bak. Bilmediğimi bildiğin hanım. İçin. Didem Hanım bu ne ya bu benim bilmediğim bildiğin ne mi oluyor bu? Aynı işte. Şunu söylüyor ben onun diyor öldürdüğünü bilmiyorum diyor. Aynen. Sen onu bilmediğim ki, için de aynısını yani tekrar ediyor. Senin nerede yani iddia... Yani... Sen götürdün en son. He? Bu kelime nereden diye biliyor? Sensin, arkasını aramayan sensin. Ben senin üstüme oynamayayım sen de benim üstüme oynuyorum. Arkasını aramayan da sensin. He? Yalanlarla, iftiralarla buraya gelen de sensin. Anan buraya sen geldin tamam yayına. Işte, ben de bir hafta sonra geldim. Ben kime geldim. Didem Hanım'ın hatırı için geldim ben buraya. Onun için geldim. Beraber bulacağız ama Mustafa. O ya da bir tamam, şey yaptıysa çocuk tamam, ortada ben, yok ben yani. Ben şu anda iki tane çocuğu mu koyunu mu kuzu mu koyunu geldim. Biz onlara çok iyi bakıyoruz. Babaanne de çok iyi bakıyor. Kim bakılıyor? Ben hepsi. Ben hep bak ben çocuklar ben, Didem yediği Hanım, yemeği bile kontrol ediyorum. Çözdüğünü çözdüm. Ben cuma günü değil. Ben bu yüzünü görmek istemiyorum ben. Acelen ne? Kaçıyorum o zaman. Niye kaçıyor? Kaçıyorum. Suçluyum kaçıyorum o zaman. Hani Fatma suçluydu. Yeter artık ya. Hani Fatma suçluydu. O zaman bildiğin şey... Geldim ben buraya. Korkmaz Didem Hanım. Jandarmadan mağaradan korkmaz. Bak bu iftiraları atarsa... Kaçak dediği bilen yalan. Yani jandarmadan buraya kaçtığından değil. Sadece evin yanına jandarma bilen eve sıkıştırmaya gelmiyordu. Sadece ona sığınıyor. Başka bir şey değil. Bak şimdi ağzıyla diyor jandarmadan bilen korkmam diye. Ben korkmam. Benim ağzım açık. Korkmaz. Benim sakladığım bir şey yok. Korkmaz. Ama sen saklayayım. Ben saklasam sıkıştırırsın sorsun. Sen saklayayım. Bul o zaman söyle neyi saklıyor söylesene. Söylesene. Ya kendisi biliyor. Ben ne bileyim. Niye yalanlarını ortak oldun? Ya burada çocuğun hamile olduğunu babam bilir ya. Evet ben çocuğunu sevmem ya. Peki hamile olduğu yalanını ki daha doğrusu torunu var torunumuz ya, var diye. Bir dakika dur torunumuz var diye gün. Kim söyledi? Buna çıktığı gün. Bir şey söyleyeyim. Torunumuz var diye sağa sola söyleyelim diye kim söyledi? Nasıl ben? İlk evvel bu söylemiş ya. Videoyu niye yaptınız ben torun diye? Beraber yaptınız o hayır, zaman. Hayır, yalnız çek attı. Ben attığında bile yanında yoğdum. Sadece çekti. Yani yazmış atmış. O zaman hamile olduğu lafını da. Yalnız biliyordu. Çocuğumun hamile olduğunu bile yalnız biliyordu. Kelimeyi bir daha kullanma. Hayır Mustafa sakin ol. Ben gidiyorum dedim. Ben çıkıyorum. Sakin ben bu saatten sonra bu yayına girmiyorum. Bir dakika. Bu saatten sonra yayına sakin giriyorum. Sakin ol ya, sakin ol. Elleme.
Asınız değil mi? Yani onu nasıl izah edeceğim bilemiyorum yani de. Baba tabii kızına yanlış bir şey olmakla suçlandığı için. Şu anda. Peki bir şey söyleyeceğim Fatma. Senin net konuşmanı istiyor. Eğer ben öldürdüysem diyor. Ben öldürdüysem diyor. Bunu bana söylemesi gerekiyor diyor. Yok dedim hanım. Yani bilmedi, benim bilmediğimi bildiği için bana yükleniyor. Sen de yani onunla... ben bulamayacağımı bildiği için bana yükleniyor bu. Başka bir şey yok. Benim bulamayacağımı, evladımı bilmediğimi bildiği için bana yükleniyor. Başka hiçbir şey değil. Bir görebilir miyim arkadaş içeride ne başka olduğunu? Başka hiçbir şey değil. Hacer bir gösterebilir miyim? Bildiği için bana yükleniyor. Başka hiçbir şey değil. Tamam arkadaşlar. Öyle mi? Tamam peki. Şu anda baba öfkeden, evet öfkeden bir bayağı bir deliye dönmüş durumda. Bir şey söyleyeceğim. Sen yıllarca peki 10 yıl boyunca babadan yani sonuçta şüphelenmedim Didem Hanım. Hiç şüphelenmedim. Şüphelenseydim bu saatte durmazdım. Ben kaçtı çocuğum çıkacak diye bekledim devamlı. Peki yani kaçtı çocuğum çıkacak diye bekledim. Kaçtı çocuğum çıkacak diye bekleyen kadın kendi oğluna evden seni kovduktan sonra Mustafa seni evden kovuyor. O işte birileriyle beraber olduğunu evden kovuyor. Sen kardeşin yanına gidiyorsun. Evet. Süleyman yanına gidiyorsun. Ama sen orada Yasin'e... Didem Hanım, üçüncü sefer gittim ben. Ya Yasin'e diyorsun ki sen. Ne söylemişim Yasin'e? Onlar da var. Yasin'e diyorsun ki ben diyorsun yani eve gelmeye korkuyorum. Kardeşinin başına gelen benim başıma gelir diye korkuyorum Tersine diyorsun. Tersine söyledim. Tersine söylüyorsun Tersine pardon. Tersine söyledim. Ama diyorsun ben ki, onu neden söyledim? Boşanacağım için söyledim. Hayır bak sen boşanacağım sonuçta. Boşanacağım için başka bir şey için değil. Boşanmak istediğim sen için. Sen sonuçta oğlun Tersine diyorsun ki kızımın yani başına ne geldiyse. Mahvetti. Ben de mahvetti dedim. Onu söyledim. Hayır ödemiyorsun. Öyle söyledim. Bire yani, bir cümle yazar mısın bana Doğanlar? Süleyman çünkü Süleyman duyduğunu bize söyledi. Süleyman'ın söylediği cümleyi bana söyler misin lütfen Doğanlar? Bekliyorum. Mahvettiğini söyledim yani. Kızım da mahvetti. Kızım da mahvetti. Ben kızımın hayatını mahvetti. Ha, öyle söyledim. Yok etti. Ya da tam o cümleyi ben duyacağım şimdi. Tamam duyarsınız. Ha. Yani başka bir şey yok. Sen onu kardeşin duymasa sen konuşmaya karar vermeyeceksin. Yok. O yüzden Mustafa da... O bana yüreklendirdi. Başka bir şey yok. Senin kardeşin başına sonuna kadar bilmiyor muydu? Hayır bilmiyordu. He? Bilmiyordu. İspatlayayım mı? İspatla. He? İspatla. İspatla Mustafa. Benim ara bakın bizi sor bakın biliyor musun bilmiyor musun? He? İspatlasana. Mustafa ne? Sen anlat. Sen ispatlayacaksın onu. Hiç kusura bakma. Sen ispatlayacaksın onu. Hiç kusura bakma. Baban başına sonuna kadar bilmiyor mu? Hayır. He? Babam sonradan öğrendi. Öğrendi. Sonradan öğrendi. Kaç sene önce öğrendi? Mustafa siz oturur musun? 5-6 senedir öğrendi. Hadi o zaman niye gidelim baba? Hadi karakola gidelim diye niye demedin o zaman? Niye diyeceğim? He? Sen çıkar lan. Sen benden 7 senedir ayrı mısın? Didesi mi? Sen bu başı sen benden 7 senedir ayrı mısın? Ben senden 7 senedir ben ayrı sen 7 senedir ayrı yatıyor musun? Ben 7 senedir ayrı değilim 7 senedir niye bu bana hadi baba karakola gidelim? Öyle mi? He? Ha, ben bundan bıktım. Hiç... Beni dövüyor, sövüyor. Hadi karakola gidelim şundan kurtulayım ben de diyen niye demedin? Hiç kusura bakma. He? Sen niye demedin o zaman 10 senedir? Ben ne diyeceğim ben? 10 senedir çıkar bu çocuğu niye demedin bana? Demedin mi? Ne zaman dedin? Demedin mi? Hangi gün dedin? Bak, demiş ki kullandığın kelimeyi bir daha kullanma. Kullanırım. Sen de bana nasıl benim şeyimin... Bak, bir daha kullan o kelimeyi hadi bak. Bak Mustafa, otursana Mustafa. Hadi o kelimeyi bir daha kullan hadi. Bana bak bana iftira atma bana gerçeklerle gel. Ben sana gerçeklerle varıyorum i̇ftira, ben sana. Benim kaçırmadan önceki şey çıkar o zaman 80 yaşlı 90 yaşlı şey o iftira mı? Ya Mustafa bakar mısın? Gerçekten sen sinir ediyor, insan sinir olma atlasın ortaya da. Ne alakası var? Bir şey varsa taciz edersin sen bir adama ya. Hayır. Yok benim namusuma laf etti diye bir babaya taciz edilir mi? Benim namusum hiçbir şey yaşamıyor. Hiçbir şey yaşamıyor. Kardeşim anlamıyor musun? Çocuğum çıksın ben namusumu lan neşe ya bak bir şey söyleyeceğim. Bana kızdı, bana yanlış yaptı için bana iftira atıyorsun. Ondan sonra çıktıktan sonra ben nerede yaşayacağım? İftira mı atıyorsun? Onu da söyle. Nerede yaşayacağım ben? Sen bize gerçekleri anlatırsan devlet sana yardımcı olur. Ben devletten bile istemiyorum. Olur yardımcı. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben de kimin yüzüne bakabileceğim ben? Ne oldu? Ne biliyorsun ya? Hiçbir şey bilmiyorum. Adama iftira mı atıyorsun? Ne oldu? Atmasın. Kardeşim sen ben anlamıyor musun? Ben kimin yüzüne bakabileceğim diyorum ben size. Fatma. Eller bana nasıl bakacak? Fatmacığım bak bana şunu. Fatma bana şunu söyler misin? Şunu bana söyler misin lütfen? Ben Mustafa... namusumu anlatıyorsa geldi kesin biliyor. Benim namusumu anlatıyorsa kesin geldi biliyor. Başka hiçbir şey demiyor. Bir babaya tacizci demek için. Başka bir şey değil dedim ama geldi sıfır. Sen iftira mı attın adama gerçeklerimi söylüyorsun? Ben iftira attım sadece hiçbir şey değil.
İftira mı atıyorsun? Yani çocuğum benim bilmediğimi bildiği için geldi. Böyle bir şey hiç iftira atılır mı ekranda ya? Niye bunu yapıyorsun sen? Didem Hanım, benim namusuma nasıl iftirayla atıyorsa ben de onu atarım. Ama olur mu ya? Şüphe, çünkü çocuğum yani çıkmayacağını biliyor Didem Hanım. Benim çıkaramayacağımı da biliyor kendisi. Onun için bana böyle yapıyor. Bak bu adam çocuğuna zarar verdi mi? Verdi, öldü. Kaybetti çocuğumu. Başka bir şey değil. Çocuğumu o gün götürdü, kaybetti. Bunu iftira olduğunu söylüyor da sen kızgınlıkla yapmış Mustafa. Ama kızgınlıkla bu yapılır mı kardeşim ya? Ablalarım, kardeşlerim böyle bir iftira olur mu adama? Bir babaya iftira olur mu? Evet. He? Allah korusun. Ama ne bir... kadar da bir baba ne? Mustafa, Fatma'nın artık bir şeyi sakladığını çok net eminim yani. Hiçbir şey saklamıyorum. Bir şey saklıyorsun. O gerçek de ortaya çıkacak inşallah yardımlarınızla. Çıkacak. Mustafa'nın da yardımıyla evet, çıkacak o gerçek evet, ortaya. Evet. Verdik arayı. İlk önce Allah. Bizi arayabileceğiniz numaralarımız 0212 702 22 22 0212 536 47 47. Şimdi çok tansiyonu bir yüksek bir yayın yaptık çünkü Fatma kocası ile ilgili inanılmaz iddialarda bulundu. Sonra arkasından bunun canı yandığı için bir iftira olduğunu söyledi. Fatma bir öyle konuşuyor, bir böyle konuşuyor ama şu bir gerçek, 10 yıldır şükür ortalıklarda yok. Niye ağlıyorsun Fatma? Ben çıkmayaydım Didem Hanım. Çocuğumu kapalı kalacaktı. Başka hiçbir şey değil. Ben çıkmayaydım, jandarmaya gitmeyeydim, çocuğum kapalı kalacaktı. Başka hiçbir şey demiyorum. Sen de gitmemişsin ki zaten, iki gün beklemişsin. Tamam, devam ettireydim, devamlı gideceğiz öyle. Ya çocuğum Mustafa... kayıp olarak kalacaktı, hiçbir şey değil. Mustafa da sormayacaktı çocuğu. Hiç de sormayacaktı. Ben öyle o evden mi çıkmayaydım, çocuğum hiç de aynı kayıp olarak kalacaktı. Ev olarak, şey olarak kalacaktı. Gerçekler ortaya çıkacak mı? Bilmiyorum. İnşallah çıkacak. İnşallah, İnşallah çıkacak, çıkacak, çıkacak. Bence de öyle. Çıkacak, çıkacak. Bulacak. Zaman var. Zaman istiyor, çıkacak. Çıkacak dedim ona. Kimin yalan konuştuğu, kimin doğru konuştuğu çıkacak meydana. Bildiklerim var, ekranda söyleyemediklerim var. Duyduklarım var. Ama şu bir gerçek, ben hayatta olmayan bir kızı arıyorum, üzgünüm. Keşke, keşke hayatta olsaydı yani, keşke. Efendim yarın tekrar birlikteyiz, iyi akşamlar.